20 gün önce işlendi bir cinayet. Beyefendi 57 yaşında, 4 çocuk babası. Eşiyle sıkıntılar yaşıyormuş. 12 bıçak ne demek ya? Cinayet bu. Sadece yapma oğlum dediğini duydum. Vücutunda yara kalmadık, iz almadık, yer yok. Kardeşinizi dövüyorlar mı? Dövüyorlardı tabii. Kim dövüyor? Kesinlikle söylemiyor. Acaba? Ne olur abimin katilini bul. Ayaklarının altına kurban olayız, ne olur. Ya o kadar kevliydi ki. Düğün mü diyor, nişan mı diyor, cenaze mi? Kocası 12 bıçak darbesiyle öldürülüyorsa şu endişeyi taşıması gerekmez mi? Kim bu katil? Parası yok, pulu yok dedim. 5 lira için bir adam öldürüyorlar dedim. Dost mu düşman mı çıksın ortaya kimse? Bizim ablamın hiç problemi yok. Ses duydu mu? Gelin. Duyduysa neden gitmedi? Duymadıysa ne oldu da hani bu kadar sessiz öldürüldü? Hatice Hanım'ın aradığı kızı ondan gizlice evlatlık veriliyor. Anne Hatice Hanım ve baba Mehmet Nuri Keni 1970'li yıllarda Adana'da yaşamışlar. Çok dayak yiyordum. Yerinde yatmasın. Dilek hasta oldu. Diyor, birkaç gün diyor bizde kalsın. Ondan sonra getireyim. Ay bu çocuk gitti gelmedi. Bir ay yok. Mersem evlatlık vermiş. Çocuğunun ismini de Zeynep koydu demişler. Zeynep'i de 4. sınıftan ayrıp evlendirdiler. Çocuğum nelere katlanmış. Zeynep evlatlık olduğunu biliyormuş ve o da sizi arıyormuş. Ve kurban olaydım. Alo. Ben Zeynep İzzet. Zeynep telefon attığınızda. Hatice'ciğim. Canım anne. Canım. Kurban olurum. Ne zaman biz arayacağım? Bütün güzel şeyler hepimizin. Hayatın hep güzel taraflarını yaşayalım. Bazı şeyleri çok net konuşmak lazım. Doğruları konuşalım. İyi insanlar seslerini kötülerden daha güçlü çıkarttığı müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir güçlük yok. Kimse bizi yıkamaz. Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün aslında alkışlarımız Hatice Hanım ve Birgül için olacak. Çünkü Hatice Hanım hiç görmediği kızıyla bugün stüdyomuzda kavuşacak. Ay, Hatice kızın geldi. Biliyorum Hatice Hanım geliyor mu, gelmiyor mu diye. Canım benim. Şimdi kızını bulunca artık bana sarılmazsın. Sabaha kadar hiç yatmadım, hiç uyumadım. Ne oldu? Dün gece nasıl geçti? Hiç sabaha kadar oturdum, telefonlar kilitlendi. Telefon üstüne. Allah bin kere sizlerden razı olsun. Ay senden de razı olsun. Hadi canım benim. Canım benim. Kurban olurum. Kıyamam ben sana ya. Kurban olurum. Dün inan, hani o kadar çok kişi aradı ki. Yani özellikle senin hani şu sözüne, yani benden intikam almak için babası aldı ve çocuğumu birine verdi sözün herkesi çok etkilemiş. Farklı şekillerde yaşıyoruz bu kadın erkek ilişkilerinde bunu, ama galiba bir anneyi yaralamanın en kolay yolu çocuğuyla ilgili, değil mi? Çocuğuna kötülük yapmak. Evet. Ve Hatice Hanım'ın çocuğunun babası, yani evlenmedikleri için söylüyorum, yani beraber yaşadığı o adam... İşte çocuğunu ondan alarak sadece Hatice Hanım'ın kaderini değil, kızının da kaderini tamamen değiştiriyor. Neden böyle bir kötülük yapılır anlamak mümkün değil. Allah sizlerden razı olsun. Siz olmasaydınız bulamazdım. Evet. Ay, İki günde bulduk. İki günde Allah işiniz gücünüz razı etsin. Sağ ol hayatım. Oturamıyorum yerimde. Ay kıyamam acaba ben. Acaba gelecek mi gelmeyecek mi? Gelecek sabaha kadar acaba lan. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, arkadaşlar hazırlıyorlar. Biraz onun tabii bir şeyi var. Onu anlamak lazım. Bir burukluğu var. Yani neden ben bırakıldım, neden ben verildim burukluğu yaşıyor. Bir de tabii şuradan anlamak lazım. Yani Dilek, annesinin koyduğu isimle Dilek, bizim kızımız Zeynep. Bulmuş babayı, senin kocan demiş ki ona babası, ben senin öz baban değilim demiş. Evet, ben senin öz baban değilim. Ama demiş seni annene götüreceğim demiş. İki kere kız gidiyor ve sana getirmiyor kızı. Kandırıyor. Hep böyle yalanlarla Müge Hanım. Hep böyle yalan. Yok, ben senin baban değilim demiş. Yani kız da beni şimdi neden anne? Ve onu yetiştiren ailesi de hep seni kötülemişler. Yani bıraktı kaçtı.
işte falan diye. O yüzden kız tabii 43 yıldır çok başka duygularla ve hislerle yetişmiş. Onu da anlamak lazım. Az sonra stüdyomuzda olacak. Bu arada Yeter Hanım biliyorsunuz 21 gün oldu. 21 gün önce işlenen cinayetle ilgili, abisinin cinayetiyle ilgili stüdyomuzda. Yeter Hanım bugün gelin hanımımız, yani gelininiz de burada olacak. Oğullarıyla da konuştuk. Oraya gittik, evi görüntüledik. Hani o ses meselesi vardı ya. Arkadaşlar o sesi de test ettiler. Hani bu cinayetin nerede işlendiğini görürsek daha net kafamızda bir fikir oluşacağına inanıyorum. Az sonra o bantlarımız da var. Bu arada ben arkadaşlar rica edeyim, Fatma teyzenin evi yenileniyor. Çok mutlu olacaksınız. O bandı hazırlasınlar. Bu arada Firdevs Hanım'ın fotoğrafını göstermek istiyorum size. Bu yani ben sizin eşinizin hemen o gün bulunacağını düşünüyordum. Ne yalan söyleyeyim. Nerede Firdevs Hanım? Evet. 20 Şubat'tan beri kayıp. Hasan Bey eşi ve kız kardeşi yine stüdyomuzda. Efendim şimdi Firdevs Hanım 20 Şubat'ta kayboluyor. Eşi dedi ki bir takım psikiyatrik rahatsızlıkları da var. Bize dedi ki hemen dikkat çeker. Çünkü o yaşta bir hanımefendinin İstanbul sokaklarında hani nerede yatacak? Mutlaka dikkat çeker. Emniyet yetkilileri alır dedik. Sosyal hizmetlerde ve hastanede olmadığını öğrendikten sonra Hasan Bey dedi ki acaba kadın sığınma evi olabilir mi? Kadın sığınma evinin de cevabı geldi. Hayır, kadın sığınma evinde de değil hanımefendi. Fakat şöyle haberler gelmiş. Şimdi izleyicilerimize bakın, farklı fotoğraflarını da arkadaşlar ekrana getiriyorlar. Bayrampaşa'da görüldüğüne dair, değil mi? İsterseniz Nuray Hanımcığım siz de alın mikrofonunuzu elinize. Bayrampaşa'da görüldüğüne dair ihbarlar var. O yüzden oradaki izleyicilerimize de rica edelim daha dikkatli etrafına baksınlar. Tuna Caddesi'nde bir temizlik görevlisi Firdevs Hanım'ı geçen çarşamba günü 8-9 sıralarında gördüğünü söylemiş. Yere bakarak yürüyormuş ve farklı bir şekilde yürüyormuş. Üzerindeki kıyafetleri de doğru anlatmış. Yani çıktığından beri de aynı kıyafetlerle. Ama şimdi bu hanımefendi nerede yatıyor geceleri? Yani o kısmı çok enteresan. Bir de bir doktorla da görüşmüşsünüz. Evet, mikrofonu doktor, ağzınıza. Doktoruyla da görüştük. Evet. Bize mikrofonunuz ilaç... var mı sizin? Nasıl? Evet, mikrofonu varmış hanımefendinin. Bize eğer ilaçlarını içmediği takdirde ailesini tanımayabilir, isminden habersiz olabilir. Şuursuzca gezdiğini düşünüyoruz biz de. Yani bizi tanıyamayabilirmiş. O yüzden de adını söyleyemiyor, adresini söyleyemiyor ve büyük sokaklarda bir ihtimalle onlar da var. Aynen, biz de öyle düşünüyoruz. Adını hani sordukları zaman söyleyemeyecek durumda. Yani aile zaten doktorundan aldıkları bu bilgilerin ardından tabii ki daha da endişeli. Evet. Ve 40 yıl öncesine, geçmişe dönebileceğini yine doktora iletmiş. Evet, aynen. Az uykuyla yetinip çok hareketli olabileceğini, açlık duygusunun çok fazla olmayacağını, şuursuzca gezebileceğini anlatmış. Efendim Bayrampaşa'da geçtiğimiz çarşamba günü gören kendisini bir temizlik görevlisi var. Bayrampaşa ve civarı, aslında İstanbul'un her yerinde olabileceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz aradığımız bu tarz hastalıklardaki kişilerin Türkiye'nin dört bir yanından bulabiliyoruz. O yüzden etrafa biraz daha bakalım. Hanımefendi 61 yaşında. Akıl sağlığı da şu anda çok yerinde değil. Hı hı. O yüzden bir an evvel bulunması son derece önemli. Müge Hanım, biz elimizden geldiğince hani ne yapabiliriz? Evde oturmak işimize gelmiyor. Ben artık fotoğrafını aldım. Bayrampaşa civarında görüldüğü için gösterdim herkese. Kim görebilir? Çöpçüler, kağıtçılar, bunlara soruyorum. O çöpçü bana tamamen eşgalini verdi. Yani çarşamba günü sabah 8-9 gibi ben buradaki kişileri tamamen tanıyorum dedi. O bana yabancı geldi dedi. Elinde çantasının olmadığını söyledi. Üstündeki montunun boyuna kadar söyledi. Bir emin oldum o çöpçüden yani. Bence bu yeni fotoğraflar da daha iyi oldu. Ben Hasan Bey onu da söylemiştim. Şimdi daha gündelik fotoğraflar bunlar. Ama hanımefendinin ayın 20'sinden beri dışarıda olduğunu da düşünürsek ona göre değerlendirmek lazım. Hı hı. Şu an ismini söyleyemeyecek durumda. Evet, aynen. Ve zaten siz de söylemiştiniz, hızlı hızlı yürür diye. Yürüyor, aynen. Genellikle zaten o hastalık belirtilerinin de sonucu böyle oluyor. Ama bir yerde hanımefendi barınmalı, birileri de yiyecek veriyor tabii. Yani o yüzden esnafa da rica ediyoruz. Evet. Eğer görürseniz lütfen bizi arayın. Müge Hanım, bir de ablamın bir ismi daha vardı. Hani biz ailece ona Züriye diye söylüyoruz. Ama gerçek ismi nüfus cüzdanında Firdevs Arslan diye geçiyor.
Ama yani, jüriye de derlerse... Jüriye de derlerse aynen. Doktor zaten onu kendisine gelmesi için bir atak yaşama, yani bir şey yaşaması gerek ki dedi, yardım isteyebilsin. Bakalım, ben ümitliyim yani, ben aslında daha o gün ümitliydim ama neler yaşadığını bilmiyoruz şu anda, nerede kaldığını. Belki barınacak bir yer buldu. Başka şeyler anlatıyor olabilir. Oradakiler evet, de bilmiyor evet. olabilir. Rica ediyoruz efendim, görenlerden bilenlerden haber bekliyoruz. Efendim Manisa Soma'ya gideceğiz. 82 yaşındaki Fatma Sazan, biliyorsunuz evinin önünde çıkan kavgayı bastonuyla ayırmak isterken bu karşıdaki kişiyi yaralayınca hapis, ardından para cezasının ardından da cami önünde bekleme cezasına çarptırılmıştı 82 yaşındaki teyzemiz. Hem neden bu ceza ödenmedi bu kadar, bu 8 ay bu kadın bu eziyet çekti diye konuşurken konuk olduğumuzda, evinin durumunu gördüğümüzde başka acılar da yaşadık. Artık hani hayatının sonbaharında diyeyim. Bence herkesin doğru düzgün bir hayat sürme şansı olmalı. Ya bir yatağı bile olmaması açıkçası beni çok üzmüştü. Sonra devreye biliyorsunuz Manisa milletvekilimiz girdi. Sayın Selçuk Bey girdi ve dedi ki ben evini de yenileyeceğim Müge Hanım. Biz sözümü tuttuk, hemen evini daha oradayken yatağını falan aldık. Fakat ertesi günde belediye eve girdi. Sanırım yarın öbür günde tamamlanması bekleniyor. Yani Fatma teyzenin şahane bir evi oluyor. O ne yapıyor derseniz, o da dışarıda oturuyor. Hiçbir yere de gitmiyor. Evini de bırakmıyor. Ben ona biliyorsunuz teklifte de bulunmuştum. Gel bir huzur evine gir, orada daha rahat edersin diye. Evine de girmiyor. Arada klarnette çalınca baktım oynuyor falan ama gayet mutlu. Bakın izleyelim. Türkiye 82 yaşındaki Fatma teyzeyi aldığı ilginç kamu cezasıyla tanıdı. Fatma teyze evinin önünde çıkan kavgayı bastonuyla ayırmaya çalıştığı için 8 ay boyunca cami nöbeti tutma cezasına çarptırılmıştı. Bunlar yüzünden yatayım. Bana zarar gelmesin. Hocama da zarar gelmesin. Hocam da iyi burada, bana imzaları basayım. Fatma teyze yaklaşık 7,5 ay boyunca evinin 500 metre ilerisindeki camide bekçilik yaptı. Kar kış demeden cezasını tamamlamaya çalıştı ama çok zorlandı. Ben öyle bir katım yok, bu yaşın sabahım, karakol kapısı görmedim, hükümet kapısı görmedim. Vicdanı cebeliydim, buraya yokuş geliyor diye düştüm burada, ayağım acıdı diye buraya geldim. Fatma teyzenin yaşadığı sıkıntı medyaya yansıyınca devreye Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi girdi. Yaşlı kadının kalan 10 günlük cezasının karşılığı ödendi. Fatma teyze özgürlüğüne kavuştu. Bu görüntüleriyle neşe saçan Fatma teyzenin evine konuk olduğumuzda çok zor şartlarda yaşadığı ortaya çıktı. 82 yaşındaki Fatma Sazan'ın bir yatağı dahi yoktu. Yatakta uyumadığı için ağrıları oluyor, sürekli ağrı kesici kullanmak zorunda kalıyordu. Yorganları yani battaniyeleri üst üste koymuş. Yatak yapmış. Burada kadıncağız yatıyor. Fatma teyze, senin belin sırtın falan ağrımıyor mu burada? Ağrısa ne yapayım, ne fayda göreyim? Ağrıyor ama orama döneyim, burama döneyim çocuğum. İlaçlarım var, haplarımı yırdıyım, acık acılarım dinleniyor. Sen de istemez misin şöyle bir yatağın olsun? Olsun istemem mi çocuğum? Ben de bu yaşımdan sonra bir yaşamak isteyeyim ama ne yapayım? Yok, elimden bir şey gelen yok. Bir şeyim yok evimde. Ne televizyonum var, ne dolabım var, ne işim makinem var. Çamaşır elimde yıkayayım yavrum. Bu bağlantının ardından ekibimizin ilk işi Fatma teyzeye rahat... Yani ben çok sevdim Fatma teyze. En çok şu lafı da çok hoşuma gitti. Ben de bu yaşımdan sonra yaşamak istiyorum ama diyor. Yani hani yaşamak istiyorum ama hiçbir şeyim yok. Gerçekten hiçbir şeyi yok. Hani bir insan hiçbir şey olmaz mı? Bir tabağı, çatalı, bardağı olmaz mı? Yok işte yani. Getirin sevgili. Bu bağlantının ardından ekibimizin ilk işi Fatma teyzeye rahatça uyuyabileceği bir yatak almak oldu. Fatma teyzemiz için rahat edebileceği güzel bir yatak seçtik. Biraz olsun bu gece rahat uyusun. Fatma teyzeciğim, getirdik sana yatağını. Rahat mı? Çok şükür ederim. Ellerinize kollarınıza sağlık. Bu görevi yaptığınız için çok memnun oldum evladım. Başımızdakinlere de, yollayana da Allah ömürler versin. Hiç görmedim hayatımda böyle bunları benim.
Allah bin kere razı olsun. Rahat yat diye Müge Hanım'ın hediyesi. Buna da selamımı söyle, sağ olasınız. Allah bin kere razı olsun. Çok rahatım çocuk. Böyle çok rahatım. Yerde yatıyordum satardım. Programımızda Fatma teyzenin zor şartlarda yaşadığını gören AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da hemen harekete geçti. Şimdi teyzemizin ne ihtiyacı varsa, evindeki problemleri bunları yine belediye başkanımızla, kaymakamımızla, hayırseverlerle görüşerek onu hallederiz. Ondan emin olun. Ay, çok teşekkür ediyorum. Olsun. O bizim meselemiz olsun. İnşallah derdimiz olsun. Siz de bir toplumsal duyarlılık yapıyorsunuz. Bu tür şeylerle ilgili aynı zamanda eğitici görevi yapıyorsunuz. Medya kanalıyla, görsel medyayla. Size de çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda evin tesisatı yapılıyor. Su boruları ve gider boruları döşeniyor. İşlem olarak asma tavan yapıyoruz. Buradaki malzemenin izolasyonunu sağlıyoruz. Kapatıyoruz. Fatma Sazan'ın yaşadığı odaya geçiyoruz şimdi. Ustalarımız çok hızlı olduğu için buranın tavanını yapmış durumdalar. Ekipler burada gece gündüz bu işi bitirmek için uğraşıyoruz. Elektrik, su, kalebodur, fayans, mutfak, banyo hepsi yapılacak yani. Bulunduğumuz yer koridor, fayansları sıfırdan döşenecek, duvarlar sıvandıktan sonra alçıyla kaplanacak, çok ferah, çok güzel bir koridor olacak, sıfırdan eşyalar gelecek Fatma teyzenin rahat etmesi için. Fatma teyze artık evine girdikten sonra mutfağa girmek için kapısını açabilecek. Daha önceden burada bir kapı yoktu. Belediye yetkilileri ısı yalıtımını sağlamak için buraya bir kapı eklediler. Bu bölümde yaklaşık 1,5 metrekarelik bir alanda bacalar vardı. Şimdi burayı kiler ve kömürlük olarak kullanması için Fatma teyzeye bir alan olarak hazırlıyorlar. Zavulun eksik olmayın çocuğum. Getiren götüren zavulsun. Ben bunları bu yaşında buyum görmedim. Büfüme gideyim. Gelenime de selam söyleyin. Bunun sayesinde bunları gördüm. Bu mutluluğu bana o gösterdi. Allah bir kere razı olsun. Fatma teyzenin mutfak dolapları da şimdi yerleştirilmek üzere eve doğru sokuluyor. Mutfak dolapları yavaş yavaş kuruluyor. Burada L1 tezgah olacak. Fatma teyzenin mutfakta rahat etmesi için. Fatma teyzenin evinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Karton piyerler de yavaş yavaş yerleştiriliyor. Teşekkür ediyoruz Sayın Belediye Başkanı Hasan Ergen'e de çok teşekkür ediyoruz. Orada çalışmalar sürüyor. Sanırım yarın bitecek. Zaten ne mutfağı vardı biliyorsunuz, ne tuvaleti, ne banyosu, hiçbir şey yoktu. Bir musluğu bile yoktu Fatma teyzemizin ama şimdi daha rahat edecek. Güzel güzel temiz temiz otursun. Keşke bilseydik hani o 8 aylık nöbeti de engelleyebilseydik en baştan ama şimdi böyle el ele verince ona güzel bir yaşam sunacağız. O da kapının önünde oturuyor. Kızına bile gitmiyor. Evini ya alırlarsa diyorum. Artık bilmiyorum ki. Yani bir yaştan sonra biliyorsunuz insanların evine bağlılığı daha da artıyor ya. Orada yine oturuyor kapının önünde. Çalışıyorlar ustalar. Hemen de bitir. Zaten ne kaç metrekaredir orası en fazla? Hani toplasam 30 metrekare anca vardır. Hani. Ama bir işte yıkıp döküp alanlar açıp küçük bir mutfağı da olsa, banyosu, tuvaleti de olsa İnşallah Fatma Ayşe teyzemiz bundan sonra rahat edecek. Rahmetli Cahit Sıtkı Tarancı'nın meşhur mısraları aklıma geldi. Git çağır sevgiliyi Beşiktaş'tan, yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan diye terennüm ettirdiği güzel bir şiiri var. Şimdi Ayşe teyze de Fatma gençliğini teyze veya sonbaharını rahat bir şekilde yaşamak istiyor. Evet. Evet. Allah herkesin sonunu iyi getirsin. Ama Ayşe teyze için de bu güzel bir son. Hı hı. Evet. Evet. Vesile oldunuz.
Bütün vesile olanlardan Allah razı olsun. Ya, siz de başta ederiz. Olmak üzere. Sağ olun efendim, hep beraber. Bakalım inşallah Fatma Hanım güzel güzel yaşayacak bundan sonra, inanıyorum. Vay be, valla ne olacağımızı, hayatta ne olacağının hiç garantisi yok. Şey yapmamak lazım artık, benim hayatım bitti, artık oyum olmaz, buyum olmaz falan da dememek lazım değil mi? Yıllar nelere gebe. İnşallah hep iyi şeyler yaşayalım. Yani iyi şeyler Amin. Çıksın ortaya. Hep iyi şeylere vesile olalım ve iyi şeyler görelim. Mutlulukları. Yani şimdi Ayşe teyzenin şu mutluluğu. Fatma. Şey, aman Fatma teyzenin şu mutluluğu hepimizi mutlu ediyor. Yok ben de Ayşe zannediyorum ya. Fatma Hanım. Fatma mı? Neyse Ayşe Fatma. Hissiyatımız malum. Biz bu güzel hanımefendiye sesleniyoruz. Yani onun o mutluluğu, o klarnetin karşısında bu yaşta yaptığı hareketler ne kadar güzel mutluluğunu gösteriyor. Evet. Biz de onunla birlikte mutlu oluyoruz. Bütün mesele bu mutlulukları paylaşabilmek. Sevgiden başlayan, sevgiyle devam eden bir mutluluk. İşte bu. Siz hep dersiniz ya, biz sevgi, bütün mesele bu. İnsanların birbirini sevmesi, birbirine sevgiyi aşılaması, onun mutluluğuyla mutlu olabilmesi, karşısındakinin mutluluğuyla mutlu olabilmesi. Vallahi ben güzel bir tablo yaşadım. Evet, vallahi ben size şunu söyleyeyim. Programda o oldu, bu oldu falan, orası ayrı. Yani onu yaptık, bunu yaptık meselesi. Fakat ben bu programda her birimizin bir araya gelerek şuna yaptığını inanıyorum. Biz bu ülkede çok büyük bir sevgi zinciri kurduk. Sanırım ben ekip arkadaşlarıma da söylüyorum. İleride yıllar geçtiğinde işte bu program bitip belki başka programlar yaptığımızda ya da evde oturduğumuzda, bilmiyoruz ne kadar sürer. Allah bilir onu. Şunu söyleyeceğiz yani. Birilerinin hayatına dokunabildik. Üstelik hep beraber dokunabildik. Evet. Bu çok önemli. Hep diyoruz yani birlik, beraberlik falan, yani böyle sanki çok söylendikçe böyle klişe haline dönüşüyor ama ne kadar önemli bu birlik, beraberlik dediğimiz şey. İşte Soma'da bir şey oluyor, bir bakıyorsun Kayseri'den birisi arıyor. Kayseri'den birisi bir şey oluyor, bakıyorsun Diyarbakır'dan biri arıyor. Yani evet. O zincir, evet. O sevgi zinciri, insanların birbirine yardım etme duygusunu hep harekete geçirmek lazım. Bence son derece önemli. Peki ikisini de girebiliyor muyuz? Vaktimiz var mı? Tamam. Şimdi dün dedim biraz böyle dekorasyon programı gibi oldu ama bunu da izlettirmek istiyorum. Kazım'ın evi. Kazım evine girdi. Gerçekten hani hepinizin Kazım'ın bu evi içinde çok mutlu olduğunuzu biliyorum, görüyorum. O da işte 40 yılın sonunda. Mesela Hatice Hanım 43 yılın sonunda kızını buldu, kavuşacak az sonra. Kazım'ın kavuşacak kimsesi de yok maalesef. İnşallah Allah bundan sonra ona güzel bir hayat nasip etsin. Kalbinin çok güzel olduğunu biliyoruz. Sorduk, soruşturduk. Bu sadece bizim gözlüğümüz değil. Herkesin sevdiği bir insan orada. Ve işte efendim Kazım yeni evinde neler yaşadı ilk gece, bir izleyelim. Yıllarca tek odalı bir barakada yaşam mücadelesi veren Kazım Şehir Ali yeni evine kavuştu. Kazım, heyecanlı mısın? Evet. İşte Kazım'ın biten evi. Nefis. Evet. Kazım valla harika, evet, bir evin, evet, oldu, evet. Yani. Şimdi artık sen de bunun etrafına böyle çimler ekeceksin, çiçekler ekeceksin. Ondan sonra süsleyeceksin. Suyu olan, ısınması olan, banyosu olan, tuvaleti olan bir. Beklerim hocam. Bekliyorsun. Güle güle olsun, iyi günlerde. Sevindin mi? Sevindim. Hiç böyle bir şey hayal edebilir miydin böyle bir evin olacağını? Yok, hiç hayal etmedim. Peki istiyordun ama değil mi? Evet. Kazım Şehir Ali'nin yeni evi Tuzla Belediyesi tarafından sadece 37 günde tamamlandı. Yeni evin ilk misafiri de Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı'ydı. Başkanım, ben Müge Hanım'ın size teşekkür çiçeğini uzatıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten burada çok büyük vesile oldu. Ben de teşekkür ediyorum. Bu salon 6-7 tane misafir kabul edecek kadar büyük, yeterli. Çok ciddi bir film koleksiyonum var. O film koleksiyonunun hepsini kopyalayıp sana vereceğim. Tamam. Evet Kazım, ne zamandır bir yatak odasında yatacağız inşallah? İlk defa. O zaman hadi bakalım.
tüy yapmayı biliyor musun? Bilmiyor musun? Tüy yapan bir hanım lazım bu ev o zaman. Evlenmen lazım. Ve evliliğini de yaparız. Belki nikahını da biz kıyarız. Müge Hanım şahit olur. Ev senin, banyo senin, yatak odası senin, oturma odası senin. Allah hayırlı ve çok güzel günleri geçirmeni nasip eder inşallah diyoruz. Çay demleniyor. İlk ikramı ben yapayım. Sen bundan sonrasını sen yaparsın. Öyle mi yapalım? Kazım, sen demledin denemi misin? Tamam. Çay gayet güzel olmuş. Bu evde de inşallah nice yemeklerde birlikte oluruz. Artık çok rahatlıkla, soğuk olmayan bir ortamda güzel bir yaşam sürecek inşallah. Bu evin anahtarını sana teslim ediyoruz. Ben özellikle de emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Fakat işin başında programıyla Türkiye'de herkesin imdadına koşan, yardımına koşan Müge Hanım'a teşekkür ediyorum. Yüreği büyük bir insan. Kazım'a da hayırlı olsun diyorum. Yine beklerim. Tamam inşallah. Çamaşır makineniz var. Bunu şu an kullanmayı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Öğreneceğim ama. Sıcak su bu şofbenden gelecek. Duş alamıyordum. Hamama gidiyordum. Şu anda duşum var. İsterim zaman banyo yapıp gideceğim. Tuvaletim yoktu. Köftecinin tuvaletine gidiyordum. Şimdi öyle durum yok. İsterim zaman ihtiyacımı giderebilirim. Buraya da çayınızı, tuzunuzu, şekerinizi koyduk. Biterse de bunlar hemen burada bunları doldurabilirsiniz. Bakınız çayınız, şekeriniz, her şeyiniz var. Yemek yapmasını bilmiyorum ama buradaki malzemeleri karnımı doyurabilirim. Açık alımda hızlıca bir şey hazırlar yerim. Tabaklar güzel dizilmiş. Teşekkür ederim sana. Kazım Bey, Müge Hanım da Şadi Bey de sizin için çok uğraştılar. Bu evi bir ayda tamamladılar. Size yeni bir hayat imkanı sundular. Allah razı olsun ikisinden de. Bana güzel bir yer yaptılar. Sıcak bir yer. Hayatım bir anda değişti. Artık daha temiz, daha huzurlu bir hayatım olacak. Söz verim evi temiz tutacağım. Siz bana ev yaptınız. Ben de bu evi güzel günlerde kullanacağım inşallah. Burası sizin de eviniz, her zaman beklerim. Bugün Kazım Bey'in yeni evindeki ilk sabahı. Bizler de ilk sabahında Kazım Bey'i yalnız bırakmak istemedik. Günaydın Kazım Bey, nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, kahvaltı hazırlamaya geldik size. Buyur. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Nasıl geçti ilk geceniz? Güzel, rahat uyudum. Sabah yatağımdan kalktım. Ben yaşıyormuşum dedim. İlk defa hayatımda mutlu, huzurluyum. Konuk ağırlayabileceğim güzel bir evim var. Sizi güzelce ağırlamayı düşünüyorum. O zaman size getirdiğimiz bu malzemeleri de alalım. Mutfağa gidelim. Bir güzel kahvaltımızı hazırlayalım. Olur mu? Olur. Hadi bakalım. Şimdi efendim, Allah tabii ki, ben her zaman söylüyorum, devlete zeval vermesin. Çocuk yuvaları çok önemli. Görüyoruz neler yaşandığını 40 yıl öncesinden, 50 yıl öncesinden. Şimdi eskiden şöyle bir sıkıntı vardı çocuk yuvalarında. Onların yöneticilerinin de en büyük sıkıntısı şu. Çocuklara aslında orada her imkan veriliyor. Yani yatacak yerleri, sıcak yemekleri, giyecekleri, yiyecekleri, hiçbir problem yok. Fakat aile ortamında yetişmek demek, çocuğun ne bileyim bir çay demlemesini ister istemez bilmesi demek. Bir işte domates doğranması, bir salata nasıl yapılır, bir çorba nasıl karıştırılır. Şimdi bu çocukların her şeyi önlerine geliyor. Yani yemek hazır önlerine geliyor. Elbiseleri yıkanıyor, işte ütüleniyor, dolaba yerleştiriliyor. Ev düzeni konusunda bilgi sahibi değiller. O yüzden zaten bakıcı, koruyucu ailelik sistemine çok ağırlık verildi son yıllarda. Yani o çocuklar alınsın, koruyucu ailelerin yanına yerleşirsin. Hem ev hayatını öğrensinler, yemek yapmayı, temizlemeyi, ütüyü, şusu buyu falan. Ve değişik sistemler oluşturuluyor. Şimdi ev hayatında çocuklar bakılmaya çalışılıyor. Evet. Şimdi Kazım'ın durumu o, bakın, şey yapamıyor. Yani çay demlemesini bile bilmiyor. Bir de oradan çıktıktan sonra da bir hayat kuramadığı için kendisine. Aslında sudan çıkmış balık misali. Şimdi evi var, yiyeceği var ama bir çorba karıştırmayı bilmiyor çocuk. Yani görmemiş. Ne kadar zor bir şey. Yani 40 yaşından sonra herkes kendini yerine koysun. Tabii ki bir takım mental problemler de var. Ama o mental problemler eğer aile, düzgün bir aile içinde yetişseydi
Bu kadar ağırlıklı olmazdı. Daha hayata adapte olabilirdi çocuk. Yanılıyor muyum hocam? Doğru. Fakat şimdi hem dışarıda yetişmişlik, hem ev düzeni olmaması, bir mutfağının olmaması, bir tuvaletin olmaması. Şimdi her şeyi aslında 3 yaşında bir çocuğa yeniden öğretiyor gibi başlıyoruz hayata. Yani işte çorba şöyle yapılır, çay şöyle demlenir. İşte senin şunu temizlemen lazım, bunu da ütülemen lazım. Yani inşallah Allah yardımcısı olsun Kazım'ın. Çok zor bir daha dediğim gibi 40 yaşında yeniden şimdi bir şeyler öğrenmeye başladı. Ben ama güzel bir hayat süreceğine inanıyorum, ona güveniyorum. Bakın. Güzel hazırlamışız. Şöyle baktım da bayağı hazırlamışız yani. Evet. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Buyurun, afiyet olsun. Ay, doydum ben. Siz doydunuz mu? Doydum. Daha önce böyle güzel, bu kadar kalabalık bir kahvaltı yemiş miydiniz? Yok, yememiştim. İlk defa mı oldu? Evet. O zaman bilgi yine birlikte mi yaptık? Evet. Hayatım değişti. Evim oldu. Bu kendi programına çıktım. Sizler de beni hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Bugün açık böyle güzel kahvaltı yapacağımı düşünmemiştim. Ama siz geldiniz, bir sabah birlikte kahvaltı hazırladık. Özel hissediyorum, değerli hissediyorum. İyi ki varsınız. Allah sizden, Müge Hanım'la razı olsun. Kendimi özel ve değerli hissediyorum diyor Kazım Şehireli. Gerçekten çok özel ve çok değerli. Ben sevgili Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya da çok teşekkür ediyorum. Bunu çok samimi söylüyorum. Harika bir insan. Hatta Coşkun ve ailesi için dedi ki eğer hani bir hayat kuramazlarsa İstanbul'da onları Tuzla'ya alalım. Biz burada kendilerine bir iş veririz. Burada da okula yazdırırız çocukları. Burada bir hayat kurmaları için de söz veriyorum. Ben vesile olurum dedi. Kendisine ayrıca bu konu için de teşekkür ediyorum. Kazım'ın üzerinden de ellerini çekmeyeceklerini biliyorum. Böyle Kazım'ın evine falan böyle yerleşmeye çalışanlar da olursa bak gözüm üzerinde Kazım'ı. Kimseye de bu çocuğu yedirmeyeceğim, onu da söyleyeyim. Yani herkes yardım etmek için evet seve seve ama çocuğun üzerine yani şöyle söyleyeyim, çocuk 3 aydan 3 aya para alıyormuş ya hocam. Evet. Şimdi ismini vermeyeceğim. Yani gidip parasını elinden alan var mesela. Yani anlatabiliyor muyum? Kazım'ın elinden alan. Tabii şimdi Şadi Bey de işin başında bırakmayacağız. Ne? Evet evet yani yok Şadi Bey onu bırakmaz. Biz de bırakmayacağız. Hep o zaten hani dolaşıyoruz Türkiye'nin dört bir yanını. Ama Kazım'ın üzerine kimse çullanmaya kalkmasın artık. O da kendi hayatını kuracak, biraz rahat bıraksınlar çocuğu. Ay biliyorum şimdi Hatice'ciğim. Bant izlerken arkaya geçtim baktım Zeynep'le tanıştım. Çok güzel bir kızın var. Sizin güzelsiniz. Çok heyecanlı. Peki neden anne kız ayrı kalmıştı? Bir izleyelim sonra. Aslında inanılması ne kadar güç değil mi? Hani anne ve evlat hiç ayrılmayacaklar diye düşündüğümüz kişiler. Ama işte 43 yıl. Hatice Hanım yolda görseydi kızını tanımazdı. Evet. Kızı da Hatice Hanım'ı. Evet. Üstelik zaten Hatice Hanım Dilek diye bir kız arıyordu. Evet. Karşısına Zeynep diye bir hanımefendi çıktı. Dedim ya yaşananlar, anne ile baba arasında yaşananlar sadece annenin değil kızlarının da hayatını tamamen değiştirmiş. Bugün de inşallah bir dönüm noktası olacak. İnşallah. Zeynep'in hayatı yine çok güzel Allah bir şekilde değişecek. Buna olsun. İnanıyorum. Hepinizden. Bir hatırlayalım. Bizim en sevdiğimiz anlar bu anlar. Az sonra anne kız buluşacaklar. Anne Hatice Aslan stüdyomuza
yıllar önce kendisinden gizli evlatlık verilen kızını aramak için geldi. Anne Hatice Hanım ve baba Mehmet Nuri Keni 1970'li yıllarda Adana'da yaşamışlar. Resmi nikahları yok. Evet. Kızları Birgül ve Dilek dünyaya geldikten sonra baba Mehmet Nuri Bey'in evli olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Siz de bunu öğrenince kızlarınızı alıp baba evine dönüyorsunuz. Evet. Peki o zamana kadar nasıl fark etmediniz bu durumu? Hiç fark etmedik Mülke Hanım, hiç. Ben yani 15-16 yaşındaydım, parfümer dükkanı vardı. O parfümer dükkanında parfüme mi kandım, ne oldu? Aşık oldum. Babam yaşında biri bir de. Hatice Hanım, kızının babası Mehmet Nuri Keni ile çocuk yaşta tanışmış ve yıllarca ondan şiddet görmüştü. Çok dayak yiyordum Müge Hanım. Ha bir de dövüyordu da. Ay bak patlatıyordu kaşımı gözümü. Öyle mi? İz mi kaldı o dönemde? Bak bu hatırası kaldı, yerinde yatmasın. Yerinde yatmadı. Ya bu kadınların evet. Eski kocalara yaptığı bedduaların kitabı yazılır yalnız o da ayrı. Sonra? Ondan sonra ben gidip geldikçe dedi ki çocuk öldü. Meğersem evlatlık vermiş. Evet. Baba Mehmet Nuri Keni 2016 yılının Ekim ayında vefat. Geçtiğimiz evet. Ekim. Vefat ettiğinde cebinde bir kağıt bulunuyor. Evet. Kağıtta Mehmet ismi. Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde evet. Bulunan bir evin adresi yazıyor. Evet. Tabii anne kız gitmişler o kağıtta yazılan adrese ve adrese kimsenin oturmadığını görmüşler. Çevre sakinleri de demişler ki Mehmet Bey o yıllarda bir çocuk evlat edindi. Çocuğunun ismini de Zeynep koydu demişler. Anne tabii çocuğun adını Dilek koymuş. Evet. Babanın bu kağıtlarına bakarsak ismi Zeynep evet. olarak değiştirilmiş. Köşkermiş yani Mehmet Bey. Ayakkabı. Ayakkabı. Dikiyormuş tamircisi. Adı Yamanlıymış. Yüzünü güldüren ilk gelişme ise programımızda yaşandı. Müge Hanım, bu Zeynep denen kızımız bizim bitişik komşumuzdu. Bu Zeynep bir cinayet olayına karıştı. Sonradan bu kocası Zeynep'in suçsuz olduğu anlaşıldı. Çıktı, terk etti mahalleyi. Ne zaman oldu peki bu cinayet mevzusu? Canım benim, bir 20 sene oldu herhalde ya. Oo, bayağı. Demek ki yani 20'li yaşlarındayken Zeynep. Dilek Keni'nin evlatlık alınmasıyla birlikte sadece adı değil, kaderi de değişmişti. Zeynep'i de 4. sınıftan ayrıp evlendirdiler. Allah Allah. Kocasıyla hiçbir zaman için mutluluğunu ben ne duydum ne gördüm. Şimdi neden yani çocuk ilkokul 4'te evlendirilir ki? Meğerse bu ayakkabı tamircisi olan Mehmet Bey kızı çok seviyormuş. Fakat eşi hanım bu çocuğa hiç alışamamış. Ve Mehmet Bey demiş ki ben ölürsem Zeynep ortada kalmasın. Onu koruyan kollayan birisi olsun demiş. Üstelik şunu da söylüyor komşuları. Zeynep evlatlık olduğunu biliyormuş ve o da sizi arıyormuş. Ay kurban olaydım. Kimsenin vermemesi lazım çocuğunu arkadaşlar. Devlet yerinde arıyor. Yerinde yapmasın tepi üstü yatsın bu adam. Çocuğum nelere katlanır. 43 yıllık ömrü filmlere konu olacak bir mücadeleyle geçmişti. Ve stüdyomuzda 43 yıllık hasreti sona erdiren ses duyuldu. Alo. Ben Zeynep İnce. Zeynep telefon attığınızda. Hadi Zeynep. Ay canım. Anne Hatice ve abla Birgül Hanım gözyaşlarını tutamadı. Ay hadi kızına, ay hadi. Alo. Efendim. Kurban olurum o sesini ölürüm yolda. Şimdi arkadaşlarım bir dakika bir kart yazdılar. Zeynep evlatlık verildiği için kırgınmış. Zeynep'ciğim seni annen vermemiş evlatlık. Hatice Hanım sen bir kızına seslen. Ben vermedim yavrum, benim yanımdaydınız. Doktora diye götürdü daha getirmedi yavrum. Babanız. Ben çok arkada düştüm çok. Ben bunu öğrendiğimde daha yaşım küçüktü. Ben aradım onları buldum. Nuri Elçi'yi buldum. Mehmet Nuri Keni. Mehmet Nuri Keni. Allah yerinde yatmasın yavrum, beni senden ayırdı. Senin Sinan Paşa'da oturduğunu söyledi, götüreceğini söyledi yanına. Yalnız getirmedi beni. Ne kadar zaman önce bu? Bunu 15 yıl geçti. 15 yıl önce? Yani. Anladım Zeynep'ciğim. Resmini ama bak bütün bunlardan Hatice Hanım'ın haberi yok. Beni de bir anlayın. Ben 43 yıl aileden uzak kaldım. Ben bir insan çıkıp ben senin annenim dediği zaman beni nasıl anneyebileceğim? Yani şoktayım şu an. Biz de şimdi şoktayım yavrum.
Çok haklısın. Biz yıllardır seni aradık. Müge Hanım'ın sayesinde iki günde bulunduk. Allah razı olsun. İki günde. Allah bin kere razı olsun. Bin kere. Gerçekten niye hacım bakıyorsun? Aramızda yatsın. Ay canım benim. Cennet çok sağ ol. Allah razı olsun. Ay annesi kurban olur. Evet. Annesi. Oğlum anne. Canım kurban olurum. Kurban olurum sana. Bunu yapan insan ben değilim. 16 senedir zaten aramız yok. Bizim düşmanımız yok, bir şeyimiz yok. Biz babamızı el kaldırmadık. Yatağı yorganı yaktım. Evi de yakacağım, benzin dökeceğim, sizi yakacağım. Sen hoş ama direniyordun. Ben babamın ne zaman öldürüldüğünü dahi bilmiyorum. Duyduğumda 3 kelime. Oğlum tamam, oğlum tamam. Bana hala şaka gibi geliyor. Ne hala çıkacak, gelecek. Hurdacıları getiriyordu, içkicileri getiriyordu. Kaç tanesini kovdum öyle. Kendi düşmanını kendi getirmiş. Bir kavga duymadık, bir ses duymadık. O adam yine benim kanatlarımın altındaydı. Normalde bu kapı böyle. Herhangi bir şekilde açıp içeri girebiliyorsunuz zaten. Burası bizim depo olarak kullandığımız bir oda. Geldiğimizde hiçbir şey kırık, dökük veya bozuk değildi zaten. Sadece karnında bir tane delik vardı. İçki içerken bazen bizim tanıdığımız veya tanımadığımız insanları getiriyordu. Küfür ederdi bazen. Başına bir şey gelmesin diye biz korkardık. Düşmanımız var, biz mi bilmiyoruz? Babamın böyle bıçaklanması bizim tuhafımıza gitti yani. Ya biz de şokundayız. Evet, efendim 43 yıl, 43 yıl ayrı kalan bir anne kız. Hadi sizi yanıma alayım, ellerin titriyor. Hatice'cim, aslında Cuma günü izlemiş Zeynep programı. Komşuları da söylemişler, demiş ki isim benzerliğidir. Yani hani biz tabii Dilek de diyoruz, şu diyoruz, isim benzerliğidir dedim. Ben de hiç kendi üzerime alınmadım. Beni kim arayacak ki 40 yıl sonra dedim diyor. Fakat artık pazartesi günü. Biz tabii kendisini bulunca anlamış ki annesi ve ablası onu arıyor. Efendim, buna büyük alkış rica ediyorum. Bir anne kız ve abla kardeş 43 yıl sonra ilk kez birbirleriyle buluşacaklar stüdyomuzda. Hadi Zeynep'i alkışlarla stüdyomuza davet edelim. Artık mutluluk gözyaşları dök lütfen. Bunlar artık mutluluk gözyaşları olsun. Ay canım benim. Gözünüz aydın. Gelin şimdi tabii Zeynep de çok şaşkın. Gözünüz aydın. Gözün aydın hocam. Sağ olun. Gözünüz aydın hocam. Ben sana ne dedim? Annemle sarılınca her şey geçecek demedim mi? Başta böyle bir şaşkın baktım, sonra baktım sen de sarılmaya başladın. Hadi gel otur bakalım annenin ablanın yanına gel. Aranızı alın kızcağızı. Nasıl bir şey Zeynep bu? 43 yıl sonra. Yani bir şok. Çok ağladım. Çok, çok. Kuzum. Kuzum. Çok ağladım kuzum. Tamam. Tamam. Nasıl tamam oluyor? Nasıl?
Yani yanımdaymış diye. Zeynep dedi ki ben hiç anneyi nasıl bir şey bilmiyorum dedi. O yüzden farkında mısınız nasıl şaşkındı sarıldığında? Nasıl bir şeymiş Zeynep anne? Daha henüz. Çünkü başkasının yanında anne baba bilince. Sana hiç böyle seni yetiştiren annen sarılıyor muydu böyle? Kurban oldum. Kurban oldum. Ben de hocam kaçırdım. Sizlere de kurban oldum. Virgül pabucun da mı atıldı? Atılsın. Zeynep. Allah'ım. Bakayım. Albüme bir aile fotoğrafı daha ilave edilecek. Evet, dur Zeynep Hanım'ın bir şey yapar mısınız? Düzeltir misiniz mikrofonu? Bu arada Nevzet ve Zübeyde Güzel'e de çok teşekkür ediyorum. Onlar aldılar, getirdiler. Zeynep'e çok teşekkürler. Sağ olun, onlar da ağlıyorlar şu anda. İnsan gözyaşlarına hakim olamıyor. Zeynep'ciğim. Efendim. Az önce biz Zeynep'le reklam arasında konuştuk. Burada aslında stüdyoda konuşalım. Hep şunu söyledik. Belki değil, annenin yanında kalsaydın tabii farklı bir hayatın olacaktı. Fakat baban seni alıyor ve bir başka aileye evlatlık veriyor. Üstelik o ailenin, Zeynep'le onu konuştum, iki tane daha çocukları, komşulara göre evlat edindikleri iki çocuk ölüyor. Zeynep üçüncü çocuk. Peki Zeynep nasıldı sana karşı ailenin tutumu? Yani annenin, seni yetiştiren annenin sana karşı tutumu nasıldı? Babamınki iyiydi. Baban ama, iyiydi. Evet. Anneninki? Biraz baskı. Baskılıydı. Sonra seni okula yazdırmışlar. Evet. Fakat dördüncü sınıfta... Sınıftan aldılar. Neden aldılar? Evin işlerini yapacak yok. Baban hasta. Aldılar. Peki sen dördüncü sınıfa giden çocuk, ilkokul dördüncü sınıfa giden çocuk nasıl yapıyordun evin işini? Elimden geldiğince, yapamayınca da dayak yiyordum. Kurban olaydım, elleri kırılaydı. Öyle değil mi? Onlar beni büyüttü öyle değil mi? Allah razı olsun, çilene büyüttüler. O baban tepirsi yatsın. Tepirsi yatsın Rabbim. Şimdi o bedduanın da düşünüyorum iki gündür hani nasıl olacağını çıkartamam. Hani tepe üstü yatsın deyince hani... Ne Hatice Hanım ne anlatmaya çalıştığını anlayamıyorum. Hani hoşuma gitti bedduanın kullanış şekli de şeyi anlayamadım. Hep böyle yatsın dikine. Rahat etmesin yani. Etmesin. Hep rahat, böyle dikine olsun. Rahat etmesin. Etmesin. Sonra Zeynep iki sene yani dördüncü sınıfta alınıyor. İki sene sen ev işleri falan yapıyorsun. Aslında şimdi burada söylemiyor ama çok dayak yediğini de anlatıyor. Az önce... Kazım'ın VTR'sini falan izlerken Zeynep dedi ki ben de hep dedi dayak yiye yiye öğrendim ev işi yapmayı dedi. Sonra iki sene sonra seni birine evlendiriyorlar. Yani sözüm ona evlendiriyorlar. Çünkü yaşı küçük olduğu için nikah falan yok. Az önce hesapladık. Hani onların tabii çıkan kimliğine göre 13 yaşında anne oluyor. Ama tabii gerçek yaşı şimdi dilek olarak çıkardığına bakıldığı zaman 15. Ama onlara göre 13 yaşında anne oluyor. Ve evinize sonra Zeynep birisi gelmiş. Sonra evinize birisi geliyor. Senin annenin akrabasıyım diye. Anlatsana biraz Zeynep. Çok heyecanlısın sen de biliyorum ama çok enteresan bir hikaye. O yüzden merak ediyorum. Biraz konuşamazsam. He? Konuşamazsam. Konuşuyorsun. Çok güzel konuşuyorsun ya. Annesine annesine bak ya. Eve gelen adamı bir anlat Zeynep. Dur sonra annenle öpüşeceğim bol bol. Zaten öpüp duruyorlar. Hı. Sonra eve bir adam geliyor. Seni yetiştiren annenin yeğeniyim diyor. Evet. Siz de onu yeğeni kabul ediyorsunuz. Aynen. Çünkü yani inandı mı senin annen de onu? Annem inandı da ben bilmiyorum çünkü. Hı. Tanımıyorum annemin ailesini. O da geliyor bize. Nasıl olduysa bu bizim evde ölüyor. Ölünce tabii bizi içeriye alıyorlar. İki buçuk ay kalıyorum biz içeride. Çıkıyoruz. Yalnız bizim ondan alakamız yok. Yani zehir kendisi. Zehirlenme. Sonra yani... adli tıp raporu gelmiş. Zehirlendiği ortaya çıkmış. Evet. Bu sefer de siz kendisi intihar etti diye mi düşünüldü? Sizi bıraktılar. Öyle zaten benim suçum olmadığı için başta beni bıraktılar. Heh. Ondan sonra eşim
çıktı. Yalnız eski suçtan yattı bu, kendi suçundan. Başka suçları vardı. Evet. Ondan dolayı yattı. Evet. Senin o sırada iki tane de çocuğun oldu anladığım kadarıyla. Zaten çıktığı olaylardan sonra oldu benim iki tane daha. Cezaevinde yattı çıktı. O sırada iki tane çocuğunuz mu oldu? Evet. Sonra sen yine hanımın yanında kalmaya devam evet, ettin. Çünkü hanım kimsesi teyze. Yoktu. Annenin yanında yani. Evet. Kimsesi yoktu. Baba ölmüştü. Başka evlat yok. Tek bendim. İşte böyle. Sonra sen ondan da ayrılmışsın. Başka biriyle evlenmişsin. İzmir'e yerleşmişsiniz. Ondan da Zeynep'in iki tane çocuğu olmuş. İzmir dedim. Ben İzmir'de değildim. Çünkü komşularım öyle bilsin dedim ben. Ha, İzmir'de değildi. Hayır. Sonra ondan da ayrılmışsın. Evet. Şimdi evlatlarımla yaşıyorum. Şimdi bir tane büyük oğlum var 26 yaşında. Bir tane de küçük kızı var, o da 6 yaşında. Evet. Yani 4 tane de torunun var Hatice Hanım. Aa gözün aydın. İyi aydınlık içinde olun. Allah hepinizden razı olsun. Ekibinizden, ATV kanalından. Ay hepinizden. Esinden Allah razı olsun. Biliyorum bir ara umutsuzluğa kapıldın sen özellikle cuma günü aranmayınca. Ama yani cuma günü de... Peki Zeynep, sen izliyorsun Zeynep Binzet diyoruz. Niye isim benzerliği diye düşünüyorsun, beni arıyorlar diye düşünmüyorsun? Ya şimdi ben cuma günü gördüm. Hı. İsim benzerliği diye ben kız çizgi film istedim, başka kanala geçtim. Hı. Dün de benim arkadaş aradı. Açınca tabii ki o kişi benmişim dedim. Peki sen aradın mı hiç anneni, kardeşini? Tabii kardeşin olup olmadığını bilmiyordun. Hayır, bilmiyorum ki. Annemin olduklarını bile bilmiyorum ben. Hı-hı. Yaşadıklarını. Sadece benim evlatlık olduğumu biliyorum. Peki babanı nasıl buldun? Kim söyledi sana babanın yerini de buldun? Zaten beni büyüten anne söyledi. Heh. Gittim. Dedi sen Hatice'nin kızısın. Sinan Paşa'da oturuyor. Gelip seni götüreceğim dedi. Baba reddetti beni. Ben senin baban değilim dedi. Evet. Sen Hatice'nin kızısın dedi bana. Sinan Paşa'da oturuyor dedi. Gelip seni annene götüreceğim dedi. Gidiş o gidiş. Ben de olayı kapattım. İki kere de gitmişsin. Evet. Müge Hanım ben çok gittim. Dükkanına çok gittim. Yok haftaya gelecek, yok 15 gün sonra gelecek. Yok İstanbul'da, yok Almanya'da. Hep bizi oyaladı. O sırada bulmak çok istiyordun değil mi Zeynep? Belki kızın da en kötü zamanlarıydı yani artık. Annesini babasını bulmak istiyor. Yani tutunacak bir dal arıyorsun sen de anladığım kadarıyla. Yani, ama o da maalesef engellenmiş babası tarafından. Zeynep'in peki kaç kardeşi var şimdi? Biraz Zeynep'e bilgi de verin. Altı. Zeynep dahil mi bu işin içine? En küçükleri şey oluyor, Zeynep oluyor. En küçük ben miyim? Hı-hı. En küçükleri. Sen benim büyüğüm müsün? Evet. Sen benim büyüğüm müsün? Yalnız sana üzüntülü bir haberim. Yani maalesef 2 yaş büyüdün hayatım. Evet. Olsun. Yani hani sandığından 2 yaş büyük çıktın. Şimdi kimlikte 76 yazıyor. Normalde 74'lü. 74. Aslında 74'lüsün. Evet. 2 yaş büyüdün. Nasıl olacak Müge Hanım? Çift kimlikli bu. Peki dileğin kimliği duruyor mu hala? Evet. Tabii TC numarası ne var? TC numarası her şey duruyor. Zaten hayatım memlekette bir çift kimlikliler var, bir kimliksizler var. Hani galiba nüfus sayımı bu şekilde dengeleniyor yani. Vallahi bir iki tane kimlikliler var. Bir hiç kimliği evet. Çıkmayanlar var. Böyle böyle dengeleniyoruz işte artısı eksisi. Ama kimliksizler 12 kişi birden. Çok ama çift kimlikliler de var hocam. İşte bu şekilde bu evlat yasa dışı evlat edinme ve verme durumundan dolayı çift kimlikliler de maalesef oluyor. Zeynep biliyorum anneni dedin ki annen sana kötülemişler hani annen seni bıraktı gitti falan diye. Evet. Ben sana durumu da anlattım. Özeti de izledim. Biraz yumuşadın mı? Yani şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum. Hayır annene karşı bir öfken vardı. Artık şimdi gerçekleri öğrendin. Biraz yumuşadın mı? Bırakmıyor. Fakat yani şimdi ben göre. Küçüktüm. Hı. Bana beni bıraktığını, kaçıp gittiğini, kötü olduğunu. Yok İstanbul'a gitti, yok Almanya'ya gitti. Yani... Her şeyi söylediler. Ben de büyüdüğüm zaman dedim, karşısına çıkıp kinlerimi, nefretimi haykıracağım demiştim. Ama? Olmadı. Olmuyormuş. Hı? Olmuyormuş. Ama şimdi daha gerçekleri de öğrenince... Evet. Bir de galiba her şey, belki değil, seninle Hatice Hanım'ın da çok çocuk denecek yaşta çocuk sahibi olmanızla başlamış aslında. İşte o her şeyin başı. O kadar küçük yaşta çocukken çocuk sahibi olunca bazı şeyleri maalesef halledemiyor kadınlar. Fakat Hatice
Hadi kızına şöyle, da kavuştun artık. Allah razı olsun. Allah. Ne diyeceğim bilmiyorum sizlere. Nasıl dua edeceğimi bilmiyorum artık. Ne yapacaksınız peki bundan sonra? Ne düşünüyorsunuz? Mutlaka siz planlarını yapmışsınızdır. Zeynep şokta. Oo, şok dünden ederim. Belliyim ben. Ben dünden belli. Hep şok. Evet. Çünkü şimdi Hatice ben, Hanım gece hiç uyumamış sen. Hiç uyumadım. Biz de yolda geçirdiğimiz için. İşte. Ben yani diyebilirim o kağıtlardan acaba ölü dedi. Acaba bu kız ölüdür çıkmıyor. Niye? Hala da ölü biliyordum. Valla ben sizi çok sevdim Hatice Hanım. Açıkçası o kağıtlardan ben de sizin kızınıza ulaşabileceğimiz konusunda çok ümitli değildim. Yani şimdi bir kağıt var. Kağıtta fakat, hiçbir şey belli değil ama izleyicilerimizden Allah razı olsun. Gerçekten çorap evet, söküğü gibi geldi. Bir mucize bu yani. Evet hiçbir şey yok. Hiçbir gerçekten bilgi yok yani. Mucize. Hani beyefendi de o kağıdı yazmış ama bu benim kızım diye de yazmamış ki. Yani tamamen her şey bir farazi üzerinden ilerledi tamamen, yani. Tamamen bir mucize yani bu yaşananlar. Evet. Ve bakıyorum Zeynep'le Birgül ne kadar birbirlerine benziyorlar. Çok benziyorlar birbirlerine evet, değil mi? Ben de çok benzettim. Tabii şimdi Zeynep zamanında bundan 15-20 sene önce aramış ailesini. Orada ümitleri kırılmış. Bir daha herhalde çıkacaklarını düşünmüyordun değil mi hayır. Zeynep ortaya? Çünkü artık bir tükendi. Çünkü bir kişi vardı o da gidince kimden ayıp bulacaktım ki? O da sana yerini söylemiyor. Söylemeydi. Oldu bitti diye. Ama Hatice Hanım'la Birgül Hanım'ın içindeki özlem hiç bitmemiş. Onlar tabii çok farklı duygular hissediyorlar. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Birgül'ün oğlu Emre de stüdyomuzda. O da teyzesine sarılmak istiyormuş. Zeynep'ciğim yeğenin. Tamam. Sarılmak ister misin ona da? Tanımak nerede istedim. Emre? Emre'yi de alalım stüdyomuza. Canım benim. Tabii şimdi Zeynep tek çocuk olarak bu zaman hayata geldi. Şimdi 6 kardeş olduklarını öğrendi. Ya. Zeynep tabii senin başka kardeşin yok. Evet. Hoş geldin Emre'ciğim. Nasılsın? İyi misin? Ne kadar yakışıklısın sen maşallah. Gel otur. Anneannenin yanına gel. Biraz yakışıklılık bulatsın bari. Zeynep o yalnızlık, o yalnızlık nasıl etkiliyor insanı yani bir bayramda? Yani gideceğin yer yok, arayacağın şey kimse yok. Allah'tan başka kimse yok. Tek. Çocuklarla sen. Hı? Çocuklarla sen. Konu komşu işte. Komşuların da seni çok seviyorlar ama. Annene bakma valla korkuyorum ki. Şaka yaptım. Kıyamam sana, kıyamam. Ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Senin evladın ama bir başkası yetiştirmiş. Her şeyi farklı. Dili farklı. Ne bileyim yaptıkları yemek farklı. Düzenleri farklı. Şimdi siz de değil mi bundan sonra birbirinize alışacaksınız. Yeniden bir kaynaşma süreci. Ama her şey için size teşekkür ederiz. Ayrıca ederim hayatım ya. Yok valla ben en az sizin kadar seviniyorum. Allah gönlünü bilir. Teşekkür ederim. Olmasaydınız biz mümkün değil bulamazdık. Önce size sonra ekibinize teşekkür ederiz. Sağ ol canım benim. Yani bak şimdi mesela Zeynep'in kızının da kalıtsal olduğu düşünülen bir rahatsızlığı varmış. Sen de benzer bir rahatsızlıktan bahsettin. Mesela şimdi şu anda bile birbirinizi bulmanızın bence bu anlamda bir faydası olacaktır. Hani neyin ne olduğu konusunda. Hep zaten evlatlık verilen çocukların en büyük sıkıntısı bir doktora gidiyoruz. Doktor diyor ki ailede şeker var mı, evet. Tansiyon var mı, kalp var mı? Hani bir şekilde genetik dizilime bakacak. Bilmiyoruz ki diyordu. İşte mesela Zeynep'in kızıyla Birgül'ün teyzesinin benzer bir rahatsızlığı var. Bence bu Zeynep'in kızının da faydası olacak. Hı-hı. Senin rahatsızlığın ayrıntılarını öğrenmek. Ve Zeynep dedi ki az önce ben şimdi nereliyim dedi. Seni yetiştiren anne nereliydi Zeynep? Anne Malatyalı. Baba? Adıyaman. Adıyamanlı. Hatice Hanım siz nerelisiniz? Kilisli. Siz Kilislisiniz. Evet. Zeynep'in babası? Elazığlı. Elazığlı. Oo Zeynep. Valla tam bir Türkiye harmanı yani Zeynep. Şimdi bir sürü öğreneceğiniz şey var. Aynen. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz Hatice Hanım? Zeynep'i misafir etmeyi düşünüyor musunuz? Siz mi oraya gidersiniz? Ay bırakır mıyım artık? Bırakır mıyım? Elimde.
Yalnız Zeynep'in şaşkınlığına bakar mısın? Zeynep hiç böyle bir şey görmedin değil mi Zeynep? Hayır. Hı? Hayır. Bu sana çok şaşırtıcı geliyor. Çünkü yıllarca başkası anne baba diyorsun. Yıllarca tek yaşıyorsun. Ondan sonra hiç tanımadığım bir kızımı arıyorum diyor. Ve karşıma çıkıyor. Yani çok zor bir şey. Ve yabancı biri sana. Aynen. Çok zor. Hani bana soruyorlar heyecan var mı? Hiç heyecan yok dedim. Çünkü tanımadığım bir insana ben anne baba dedim. Gerçek anne baba sevgisi görmedim. Yanında büyümedim. Ve hiç tanımadığım bir insan televizyona çıkıyor. Beni arıyor. Peki korkuyor musun Tedir? Yani bir şey mi var? Korku mu var içinde? Var. Neden korkuyorsun? Kaybetmekten gene. Aa. Hiç kaybeder miyim? Hiç üzülmeyeyim. O yüzden mi sarılmaya çekiniyorsun? Yani tekrar gidecek diye mi korktun? Aynen. Kaybetmekten. Kaybeder miyim? Ay, diken diken oldu ya. Kaybeder miyim ya? Hayatım o senin artık annen. Anne bırakır mı evladını? Sen bıraktın mı ki dört tanesini? Asla. Yıllarca, asla. Yıllarca. Ama bakın Zeynep ne kadar zorluklar yaşamış. O dört çocuğunu yine hiç bırakmamış. Hepsini derlemiş, toplamış. Belki de kendi yaşadıklarından dolayı. Bence sen Hatice Hanım'a rahat rahat sarıl. Hatice Hanım'ın biz seni ne kadar istediğine burada hepimiz şahidiz. Dün burada sen telefona bağlandıktan sonra böyle var ya uça uça gitti. Annene sarılmaktan korkma. Sarıl annene Zeynep. Ondan korkma. Ay çok değişik ya. Yüzüne bakıyor annem mi diye. Hadi gelin bir aile fotoğrafımızı daha böylece çektirelim. Siz oturabilirsiniz. Biz de şöyle arkanıza geçelim. Hı? Hadi komşuları da alalım mı? Ay ağlamaktan onun da yüzü gözü şişmiş. Gel gel şöyle geç arkaya gel. Gel o bu fotoğrafta siz de olun. Sen otur Zeynep. Heh, sarılacak mı komşu? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Vallahi sağ olun Zeynep'e eşlik ettiğiniz için. Teşekkür ederim. Sen benden de sulu gözüküyorsun. Tamam. Gel Zeynep otur şimdi şöyle şu karşıdaki kameraya bakalım. Sonra çok güzel arkadaşlar albüm yapıyorlar biliyorsunuz. Şöyle bir fotoğraf verelim. Dilerim hiç ayrılmazsınız. İnşallah, biz de sizin inşallah. Görüntülerinizi ekrana zaman zaman veririz. İnşallah. Bu kim? Ama ağlıyormuş o da anne diye. Ah, bu da senin gibi sulu göz. Bak, ay bu ne kadar güzel bu maşallah. Allah nazardan saklasın. Uyanmış. Ay çok yakışıklısın. Aa çok tatlı. Peki biz fotoğrafımızı çektirelim. Ve kameralarımızı efendim Kumburgaz'da işlenen cinayete çevireceğiz bu fotoğrafın ardından. Evet. Bundan 20 gün önce işlendi bir cinayet. İstanbul'un hemen burnunun dibinde Kumburgaz'da. Beyefendi 57 yaşında, 4 çocuk babası. Yan yana 2 gece kondu düşünelim. Ortadan ikiye bölünmüş bir duvar var aralarında. Şimdi bu beyefendi eşiyle sıkıntılar yaşıyormuş. Evin birisi bir tarafında yaşıyor, diğeri de diğer tarafında yaşıyor. Sabah kalkıyor, herhalde ses soluk çıkmayınca bir bakıyor, öldürülmüş olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi görümceler de diyor ki hani o kadar arada bir duvar vardı ki ve biz ziyarete gittiğimizde bile gelin duyardı ne konuştuğumuzu gelirdi. Bu adam 12 bıçak darbesiyle öldürüldüğünde sen hiçbir şey duymadın mı? Gelin de diyor ki sadece yapma oğlum dediğini duydum. İki tane çocuk evlendi, başka evlerde yaşıyor eşleriyle. Bir tanesi cezaevinde, bir tanesi de anneyle beraber yaşıyor. Yanında annesiyle beraber yaşayan oğullardan bir tanesi Ahmet için rahmetlerin size Ahmet tehlike dediğinizi söylüyorsunuz. Yani niye tehlike? Soruyorduk ama söylemiyordu ki. Biz ona böyle eşini falan mı dövüyordu rahmetli? Hani oğlan araya girecek falan diye mi tehlike olarak? Tabii ki önceden eşine kızıyordu da dövüyordu öncelerden daha önce ama ondan sonra 15 yıl önce yani yengem dövmemişti zannetmiyorum. Kardeşimin vücutunda yara kalmadık, iz almadık yer yok. Kardeşinizi dövüyorlar mıydı? Dövüyorlardı tabii. Kim dövüyor? Diyorum soyun bir yerine bakayım. Nerede bir şey var? Ya kesinlikle söylemiyor. Ağlıyor. Benim çocuklarım altın gibi çocuk. Aynen. Çocuklarından hiçbir şikayeti yoktu. Yedisini okutmuşsunuz evde. Allah kabul etsin. Evet. Kim kahkaha attı diyorsunuz? Gülü Kılıç'ın ablasının kızı. Orada herkes de kızdılar. Gelinin ablasının kızı mı kahkaha attı? Evet. Orada bir dedi ki utanmıyor musun dedi. İnsan dedi en azından
de saygı duyar dedi. Ne yapacağımı çok dedi. Ölen öldü kalan kaldı dedi. Ben orada zaten bittim. Benim teyzemin oğlu bana geldi dedi ki siz burada niye yaptınız bunu dedi. Bu dedi düğün mü diyor, nişan mı diyor, cenaze mi dedi, duasına mı duruyor dedi. 12 bıçak ne demek ya, cinayet bu. Onların gözünde benim abim ne olursa olsun o benim abim ciğerim. Çok gülüyor bana, o kadar kevliydi ki. Peki evet. Çocukların durumu? Onlar çok üzgün, hepsi de üzgünlerdi. Şenol mahvoldu yani, çocuk kendini yerlerden yerlere vurdu. Şimdi insanın yan evinde kocası 12 bıçak darbesiyle öldürülüyorsa şu endişeyi taşıması gerekmez mi? Kim bu katil? Onun evine girdiyse, yarın da ya bizim eve girerse yani ha. Kim bu? Çünkü anladığım kadarıyla Bekir Bey'in parası yok. Ne oldu bu adam, kime ne yaptı da geldi onu birisi öldürdü hem de 12 bıçak darbesiyle? Eşi şunu da bilir, Bekir Bey'in evine kim giriyordu, kim çıkıyordu? Bekir Bey kapıyı kime açardı? Parası yok, pulu yok dedim, onu dedim dökülen eşyasına da dedim. Ben alıyorum dedim Gül Kılıç'a ne dedim. Abla dedi sen ne diyorsun dedi. 5 lira için bir adam öldürüyorlar dedi. Kız kardeşimin eski eşi dedi ki abla sana bir şey diyeceğim. Neymiş dedim. Polis dedi bizi dedi çağırdı dedi. Bir hafta önce dedi ev yanmış dedi. 3 gün önce dedi Ahmet dedi dövmüş dedi. Göremedim. Ben Şenol'a sordum. Dedim ki bu Şenol. Dedim babam dedi sigara dedi içmiş. Alkollüymüş dedi. Sigaradan düşmüş yatağa alışmış. Onlar dumanı duymuş gitmiş söndürmüşler. Yengem de dedi geçen de dayım ocağımı yakacaktı benzin dökü dedi. Kardeşiniz benzin döküp onların evini mi yakmak istemiş? Kendi yaktığı yeri. Kendi kendini yakmış. Yakayım demiş herhalde. Bilmiyoruz ki işte onun tam anlatmıyor ki bize. İpek Hanım telefon attığımızda diğer kız kardeşiniz. Az önce sizi yeğeniniz mi aradı? Şeref Bey mi aradı? Evet evet. Ne dedi? Onlar dedi ne gitmişler oraya dedi. Akşam varacağım oraya dedi. Ablam tek yaşıyor. İpek Hanım yanınızda kim var, siz ona verir misiniz? Teyzemleri görünce televizyonda. Evet. Ne işleri var orada dedi. Biz izin vermiyoruz onların televizyona çıkmasına. Ben de dedi o zaman arayayım dedi. Babamın dedi pisliklerini anlatayım. Rezil mi olsunlar dedi. Yapsın söylesin. Ben de dedim ki babanızın katilini bulmak için oraya çıktılar dedim. Siz istemiyor musunuz katili çıksın? Ben dedi onların yanına gidip hesap sormaz mıyım dedi. Küfür ederek kapattı telefonu. Bize hesap soracağını, babasını öldürene hesap sorak hepimiz bir olarak toplaşak da. Dost mu düşman mı çıksın ortaya kimse. Şeref Bey, babanızın evine gelen biri ya da birileri var mıydı yani kapıyı rahatça açacağı, eve davet edeceği. Ya, kendi de davet ettiği bazı arkadaşlar oluyordu. Biz öyle hani alkol içinde kovuyorduk yabancıyı. 3 gün evvel diğer kardeşiniz Ahmet'in babanızı dövdüğü doğru mu? Yok öyle bir şey yok. Babam sadece isterdi. Öyle çatar, böyle dövme şey falan yok zaten. Ben de izin vermezdim zaten. Öyle şey olmaz. Niye Ayşe. Ahmet'ten korktuğunu söylüyormuş? Korkma falan şey yok. Ya bizim babamlarla hiç problemimiz zaten. Evet efendim 21 gün önce işlenen cinayet. Bekir Kılıç'ın bugün eşi aramızda, Güllü Hanım aramızda. Güllü Hanım başınız sağ olsun efendim. Sağ olun, Allah razı olsun Müge Hanım. Sana güveniyorum. Sağ olun. Yani sizin için de çok zor bir cinayet olmalı. Hem yanınızda işleniyor hem de 37 yıllık eşiniz. Allah rahmet eylesin. Dün görümceleriniz buradaydı. Diğer hanımefendinin torunu bugün rahatsızlandığı için bugün sadece Yeter Hanım aramızda. Siz bakmadınız mı birbirinize? Bakmıyor musunuz hiç? Küs musunuz? Bakarım ben zaten... Gül Hanım'a dedim ki o gece... Hanım değilim ben ablam, katilim bundan sonra. Hanım neyse. Deme bana, hanımlık yakışmaz. Niye, niye? Ben sana ne yaptım ben ki? Ben hanımlık yakışmaz. Dün salladığınızı biliyorsunuz siz. Ne sallamışlık söyle. Salladınız. Söyle ne salladın? Ben katilim. Ben katilim. Biz öyle bir katili şey demedik. Bulacağım. Yanlış benim yüzüme nasıl bakacaksınız o zaman? Yanlış yazmışlar. Biz öyle bir şey yanlış demedik. Yanlış yazmayacaklar işte. Sen doğru konuşacaksın. Doğru. Müge Hanım biz dedik ki onlar da gelsin ben o, dedim 30 ben. 30 senedir o adamın kahreni çekmişim. 30 daha çekerdim ben o adamın kahreni. Tek tek konuş isterseniz. Bir dakika konuşayım. Ben dedim ki... Eğer ki dedim bulunmazsa dedim ben Müge Hanım'a çıkacağım dedim. Gül Hanım da dedi ki ben de yardımcı olurum abla dedi. Demedim kim olursa çıkarım ben kim dedim. Kim olursa olsun dedi. Kardeşim ise dedi. Ben de dedim ki vallahi isterse dedim canım ciğerim olsun çıkarım dedim. Ağlamaya başladı. Allah'ım ne olursun ben evlatlarım nansın ama ben de şüpheleniyorum hayır, yani. Baba, şu... Niye hayır olsun? Niye neden hayır olsun ki? Bir gittim ben evime ziyarete gittim. Annem kardeşim açık. sobasız bir yerde bir yatıyor. Bir duralım pardon böyle hani size Yeter Hanım böyle söyleyince beni Allah'ım evlatlarına sınama gibi bir şey söylediniz mi? Ablacığım hayır ben, benim de yani ben de psikolojim bozuk. Hı? Onlar ağladı sızladı evine gitti. Ben o evde ne çekiyorum ben evimde ocağımda duramıyorum. Ya katil geri gelirse? Ya katil geri gelirse? Çocuklarım bir şey çıkacağı zaman ben onlardan önce çıkıyorum bir adım. Oğlum komşum bana köle oldu gece gündüz. Nasıl da nereye sen kolun herkes kolsun köle? Herkes gitti yatıyor yerine biz evin ocağında. Biz zaten hiç yaklaşamadık. Hep yatıyor. Senin tanıdıklarınsa kul köle. Bizim de kardeşimiz var. Biz de kul köle olarak. Neden benim nerede bir şarap kurdum? Neredeydiniz?
Ya kardeşim kovdurdu ya ben evden. Neydim kovdan diye. Sen insanın namusuna leke atarsan kovdun. Ben kovdum sen kardeşin sana sattım. Niye sahip çıkmadı? Ne lafa sattım? Ne lafa kardeşin sattım? Niye sahip çıkmadı? Kardeşin ona niye küsül öldün? Küsül ölmedim ben. Hayır küsül öldün. İfaden ikiniz de küsül öldünüz. Niye öldünüz? Hayır küsül olmadım. Ben 30 sene çektim. Bir hafta misafir edemediniz. Bir hafta misafir edemedim. Yok ya. Yok ya. Yok ya. Yalan mı? Yalan mı? Bir hafta misafir edemediniz adamı. İşte hep böyle üste çıktın hep. Çıkmıyorum. Ben alnım açık. Biz her yerde de kendimi savunacağım. Her yerde de savunacağım. Beraber olsaydık. Ben 30 daha geçinirdim o adamdan. Tamam, biliyorum 30 sene daha ben geçinirdim. Benim orada sizinle hiçbir davam yok. Davam yok ama geliyorum burada bizi hep lekeledim. Ya kardeşim geliyorum ki kapısı bacası kırılmış. Geliyorum ki niye kırıyorsun kapısını bacasını? İçmesin, içi yanakları içeride bırakıyor. O içtiyse sen niye onun tipini, neden tipini boşaltıp bırakıyorsun? Neden elektriğini suyunu kesiyorsunuz? Hayır, hepsini ben ödedim. Ama hepsini ben ödedim, buzdolabını ben aldım. Asla almayaydım, bu difriz aldım. Aldım ben evde tamam, eteki buzdolabını da ben aldım, tüpünü de ben aldım. Sen ne tüp alıyorsun, sen ne tüp alıyorsun zaten, buradan bir sürü tüp kendiliyor ya. Dört tane niye bana muhtaç ettiniz ya? Hayır, bütün babamızın malını, bütün babamızın malını, bütün babamızın malını. Sen öyle demedin, kocaya kazancım yemesin. Benim dedim kocam kazancımı yiyeceğine, hamamcına cevher yiyeceğine bekleş yesin dedim. Ağzı verdim adam seni, kocadan ayrılınca yana çıktı. Kime demişim? Demedin mi? Demedim. Dedin işte bunu dedin. Ya ben zaten mahkemedeyim. Kime ne söyleyeyim? Hamamcına cevher yiyeceğine benim malımı dedin. Kardeşim yedin. Hamamcı... Sana da bu evde adam bize bırak. Sen yardım ediyorsun. O şey yapmıyor. Bir öge diyorum ki kapı baca kırık. Kırmazsın bir şey ya, ya babasının kapısını bacasını kıran bana ne dedin? Bunlara yaklaşamıyor. Peki birbirinizi, pardon, birbirinizi dinlemiyorsunuz. Müge Hanım, bir dakika, pardon. Önce ben konuşayım anlatayım o zaman yalan desin. Peki, pardon Yeter Hanım. Güllü Hanım diyor ki sarhoş olduğu için evindeki bir şeyleri kırıyordu diyor. Bir şey kırmıyor anneciğim. Şimdi çelik kapı taktı. Ben bizden ayrılınca çelik kapı taktı. Tek anlasın. Bizden ayrılınca çelik kapı taktı. Sarhoş kafa dışa çıkıyor, anahtar içeride kalıyor hocam. İçeri giriyor, anahtar içeride kalıyor. Odanın birinin camını kırıyor, oradan giriyor çıkıyor, açıyor. Onu da uğraşırken kapı laşk oldu. Çelik kapı. 7-24 saat açık kapısı bacası. Anladım. Bize adama zarar yok ki zaten 3 sene oldu adam benden ayrılalı. Peki bir saniye duralım, yani kapı cam bundan kırık diyor. Evet. Siz başka bir kırıktan mı bahsediyorsunuz? Ben inanmıyorum. Hı? Kapı kırılsa dişi de kırılmaz. Kafası da yarılmaz. Kız kendisi yoktu. He, kendi, kafası da yarılmaz. Kimin kafası yarılmış? Ağlıyor. Kime niye şikayet ettin? 60 yaşındaki adam niye beni şikayet etmemiş? Ben Müge Hanım polise gittim. Polise gittim ben. O düzmeceler bana dinle onu sen düzme. Kardeşim kavga yapmış, kaybolmuş gitmiş. Binbiri de benzin döküyordu. Benzin döküyordu. Kardeşim kaybetti. Ama böyle bir şey söyleyeceğim. Siz şimdi birbirinizi de anlayamadığınız için biz de anlamıyoruz. Şimdi biz de böyle bir dalga konuştuk. Ben anlatayım o yalan desin. Tamam bak şimdi Güllü Hanım'la bir dakika konuşun. Güllü Hanım. Şimdi siz şöyle mi söylüyorsunuz? Benim kardeşim dayak yemişti evet. Diyorsunuz. Ne zaman? Siz evet. Bir hatırlatın. Yemiş de 60 yaşında. İşte ben polise gittim. Dayak yemiş kardeşim. Şikayetçi olayım diye takvimim yapılarına yazdım. Vicdanın elini koy. Şuraya koy elini. Şuraya şuraya. Kim dövmüş sizin kardeşinizi? Kim dövmüş? Bunların hapise giren çocuğuna bu diyormuş. Ana. Etekini dedi bak. Rize bacım benim yemin ederim sana. Benim oğlum da diyecek halim yok. Paltosunu getirdi siyah paltosunu bütün delik deşik. Ne oldu dedim dedi ki. Elyas dedi bıçakladı dedi. Şey madde mi alıyormuş ne diyormuş. Eli tutmadı dedi. Arası da dedi yardım etti dedi. Ya. Kaburga mı kırdılar dedi. Ya. Niye ben gelip de soramıyorum ya. Babasının kaburgasını kıran bana neydi? Niye yanında duruyor üstüne bu adam? Rahmi Bey polise gittim dedim ki ne olur benim kardeşim çok iskelece çekiyor bana yardım edin. Evet. Bana dedi ki soy isim tutmuyor dedi. Bunlar da bana dediler ki biz başvurduk dediler. Kendime gittim çocuk yok çocuk yok. Kendim polisine gittim ne olur Allah razı olsun. Ne kadar zaman oldu bu cinayetten işte ne kadar önce? İşte takvimleri verdim. Yazdım koydum. Ondan sonra ne olur dedim. Bana dedim yardım yani edin. Peki pardon ne kadar sen? Önceydi? Kaç gün önceydi yani, bu olay? 20, 2016. Bir dakika. 2016. 2016. Hocam ben eskiye bakmıyorum. Ben ona bakıyorum. Dövüştüm ben de başlangıcından bakıyorum. Seneler. Seneler. 1-2-12 bıçağı. Ben de o katili arıyorum. Peki Güllü Hanım bu anlatılan olay doğru mu? Olmadı. Çocuklarım da orada. Kocam da orada. Bağlanacak o çocuklar da orada. Ya ben şimdi niye gittim polise deli miyim ben? O canlı olsa da bir konuşsaydı şimdi. Gerili konuşuyor. Geçinemiyordunuz ama şimdi kız kardeşim mu? Benim yanımda fişi çektin, camı da açtın. Sobada yanmıyor evde ya. Hortum taktın o adam nerede bu? Oraya. Evet, buz gibi evde yorgan döndürdüm be. Kız bizi o eve...
hatıraları götüreceğim sana. Getir. Oranın saati benim üstüme. Getir. Benim olduğum yerin saati alatırı onun üstüne. Ben de, getireceğim. Ben de haklı olarak dedim ki al kardeşini götür, istemiyor al kardeşini götür. Ya dedim biz altı kız, altı dedim kız dedim toplandık malımızın mülkümüzü. Kız eli... Ya ayrılık şey dedi. Şimdi o ev kiminle en başta? Yani sizlerden önce evlen kimin de o ev? Evet amcamın kızlarını iki gece kondu yan yana birini aldı. Birisini gücü yetmeye alamıyor. Annem dedi ki yavrum dedi bu dedi hem çocuklar okutuyor hem dedi yetiştiremiyor dedi. Yani size de miras hakkı vardı o evden? Vardı, vardı yok. Tarlayı sattı orayı aldı. Biz ben sizin bir tarlanız vardı. Biz malımızı mülkümüzü kardeşimize imza verdik. Anladım. Kardeşim öteki gece konduyu aldı. Üstelik bir de yetmiyor dediler. Param kayboldu, fulum kaybı de üstelik bacacak yardım ettik. Etmeyeydin kardeşin yalanını bilmiyor mu sen? Ondan anladım. Sonra peki, ne yaparsın? Peki pardon Güllü Hanım. Şimdi bu hani diyor ya böyle ceketi delik deşikti diye ya yani. Annem bacım yemin yani ederim ya. Kumburgaz orada Kamilova ile Kumburgaz'ın ortasında oturuyorum. Ya Kumburgaz hepsi şey ya. Polisimiz orada. Ben devlete güveniyorum. Benim kocam o kadar yana serhoşu değil mi? Ayrılınca da o kadar da deli devlüydü. Bu niye başvurmamız sağa sola? Bu niye delirttim bir şey etmemiş? Delirttim ama iftira sata delirttim. He biz sizin... Deliyim ben. Senin gibi bu katil çıkınca bu yüzümüze nasıl bakacağım? Bu katil çıkınca yüzüme nasıl bakacağım? Kocaman yüzüne nasıl bakacağım? Zaten bakmıyorsun ki zaten eve sokmuyorsun ki. Sokmayacağım ki bundan sonra zaten hiç giremeyecek. Zaten Allah... Ben sana tam bunu dedim. Bağlasın yere gitmedim. Oturduğun yerden belli işte karılığım. Ha bütün malımızı mülkümüze verdik. Oturduğu yer belli işte. Ha işte acıyorlar. Gördün mü gece kondu da oturuyorum. Dört tane çocuğu büyütmüşüm. Serhoş kocayla da 30 senedir oturuyorum. Büyütmüşüm. Gördün mü işte yeter, halim acıyorlardı. Yeter şişirden telefonu açıyordu ki bakkala kapıya bir çuval un yollasın diye. İşte ben bak bunu işte bunları bağırdın komşular ana ben umarımızı verecek verecek. Bizim evine bakmıyor ya. Bak, la, ben cenaze etmişim de ben peki, hoş gelmişim peki, demiyor ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben sizin yani böyle ben de dalıyorum. Ben de izliyorum da. Pardon. Şimdi Yeter Hanım, etti siz başta cenazede şey demişsiniz ki Güllü Hanım hani beraber Müge Anlı'ya çıkalım. Ben dedim. Heh, demişsiniz. Heh. Tamam demiş Güllü Hanım, ben çıkalım. Tamam dedi, ben de dedim ki evlatları dövüyordu dedim. Kimden çıkarsa çıksın peşini bırakmayacağım. Bu da aramaya başladı. Ya benden başladı. De çıkarsa Allah'ım, illa Allah'ım yani. Beni evlatlarımdan sınama dedi, çıktılar dışarı. Ben de çocukları topladım dedim ki bak yavrum. Yavrum peki, dedim bak. Peki pardon bir virgül koyun. Daha sonra siz aslında böyle anlaşmışken. Anlaştık. Hani o yedisi... Yedisinde falan Güllü Hanım'ın size bir akrabanız demiş ya hani sanki böyle düğün evi gibi duruyor. Ondan dolayı mı birbirinizden korktunuz? Ben yemekleri korktunuz? Veriyordum ben görmedim. Hı. Ben vermedim ama ben hoş geldin baş geldin demedi. Demem. Kapılara bağırdınız bir çuval un gettiğini bağırdınız. Biz aramızda bir şey yok. Dostum varmış öldümüş adamı. He? Kapıda bir çuval un gettiğini bağırdı. Dostum varmış adam kiralamışım param ne çok ya. Ne dostu ya ne dostu? Yere de acıyorsunuz bak. Ne dostum yine de acıyorsunuz. Kimiymiş dostum ben duymadım. Orada dinleyeceğiz sana bağlanacaklar. Sen duymadım, sen duymadım da görmedim de. Sen dur, sana sen mı dur. Dediler Güllü Hanım cenazede mi dedi? Adam kiralamışım abi çiçek çiçek buradaki dün düzüyordu ya. Yalan sayıyordu. Zaten hep iftirayla üst üste çıktı. Öyle bir şey var ben de bir şeyini görmedim. Bir kelime yanıma koyu böleceğim. Ama ben adam çenesi. Kiralamışım param çok ya. Ama çenesi. Duruyorsunuz bak gece ama çenesi. Duruyorsunuz. Allah'a bunu söyledi kardeşim gider bir ton dayak yer. Bu bana bunu söyledi kardeşim gider bir ton dayak yer. Ben sana güveniyorum ben senin hiçbir şeyin görmedim. Bir kere dayak, dayak lafını konuşma ediyor. Bir kere dayak ya 60 yaşındaki adam. Onun çevresi vardı arkadaşı vardı hiç mi birine konuşmazdı. Aha şeylerimiz gitti konuştu sorsunlar. Evet şimdi onları yeneceğim. En iyi etlesi 20 senedir ben oradayım ben hocam. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi aslında vallahi görünceleriniz hiç dedi ki... Hiç ben komşularını kardeş... da tanımıyorum Rahmi Bey. Pardon. Evdeki olanları da kimse bilmez. Ben gidiyorum ben bile diyorum ki bu ne oldu diyemiyorum ya. Diyemiyorum komşu ne diyecek sana? Pardon. Şimdi Yeter Hanım, Güllü Hanım... Bildiğimi konuş. Güllü Hanım, Yeter Hanım diyor ki aslında yani bizim kardeşimiz de alkolden dolayı... Hani sapıtıyordu ben yani. Ben demiyorum ki gelin çok iyi yaşadı diye. Bu da bizim bir kardeşim. Bu da çok çekti. Heh. Ben her zaman yanındaydım bak rahatsızlanmış. Ayağım ağrıyor, ayağım ağrıyor. Köyde bir türbe varmış. Aldım götürdüm masrafını çektim. Kuşak istedi onu söyle, aldım. Köydeki ne, kimse bana ne verdiyse çocuklarım vardı ona verdim. Bunun da peşindeyim. Ahmet hasta dediler. Ahmet hasta taşından ölecek ve oraya düşecek. Para yolladım. Ne ameliyat oldu ne de parayı geri verdiniz ya. Ben size yardım etmedim. Hepiniz benim canım ciğerimsiniz.
Niye beni böyle kurutup tükediyorsun? Niye sen bizi kurutuyorsun? Biz ne ettik? Valla biz ne ettik? Biz ne yaptık? Ya size bir şey ettiniz demiyor. Biz ne yaptık? Yardımcı olak da bulak diyor. Başta ben sana yardımcı olmam demedim mi? Niye havasız geldin o çocuklar? Bak dedim, bak da sen yanlış anlayın. Gelin hanım. Gelin. Sen bizim yine namusumuzsun. Ben dedim ki Atevi'ye, bak Atevi'ye ben söyledim ki saklı gizli bir şey yok. Dedim ki onlarla beraber dedim karşılıklı, biz bana sordular ki onlarla beraber konuşursunuz. Tabii ki dedim, ben öncesini biliyorum, onlar da dedim sonunu biliyorlar, biz görmedik dedim, karşılıklı konuşacak çözecek dedim. Anladım. Şimdi bir virgül koyarsak Güllü Hanım. Gömceniz diyor ki yani bizim diyor gelin de çok çekti kardeşimizden. Ya ablam çektim, ben de dün söyledim. Tabii ama sizin, diyor, pardon, çekmiş insanım 4 tane yani. Oğlunuz var, Allah evet, bağışlasın. Çocuklarımın babasıydı. Şimdi tabii çocuklar da bir saatten sonra. Ama doğumaya kadar varmadık. Hayır. Pardon, bir saatten sonra çocuklar ki bu 14-15 yaştır aslında. Annelerinin babaları tarafından dövülmesine müsaade etmezler. Ya zaten dövmüyordu adam. Beni de dövmüyordu. İki dakika sonra da kapıya alıyor, özür dileyen bir adamıydı yani. Peki niye evleri ayırdınız o zaman? Niye evleri ayırdık işte, diyor mu bu şimdi kocasından ayrılıp da 3 kuruş verince. Tövbe. Cavar yiyeceğine dedim, bu yiyesin, bekleş yiyesin, kardeşim yiyesin parayı. Bekir o da şimdi içici ya. Ben paraları size yardım ederken kocamla beraberdim. Bir de ben Mügeciğim. Ben rahat seçti. Kalabalıklarla onlara yoksun diyor. Evine göre yatarmasa burada olur. Yani Yeter Hanım pardon, tek tek konuşun ne olur. Yani Yeter Hanım ben sana para vereceğim dediği için mi sizin kocanız gençleri tek tek? Evet, daha çok ondan destek aldı. Ya kardeşim muhtaç etme. Kapısını kırmışsınız, kapandı. Muhtaç etme, o bana muhtaç ol. Ben ona muhtaçım. Niye muhtaçsın? Tabii tüpünü bitiriyorum, kapısına koyuyorum. Suyunu bitiriyorum. Anam, şey paralarına yeter. Ya adam susuz kalıyor ya, bir gün gittim ki ne su var ne. Bekle sana şikayet etti he mi? Ben ta pendikten dolma doldurdum getirdim de sus. Beni bindirmiyor dedi, kedilerim ona döktü. Ben sana nasıl güveneyim ya? Neyi dökmüşsün? Getirdiğim yemekleri. Arkamdan telefon attı ki kedilere dökmüş, bana bir şey getirmedi. Ana. Ondan o zaman sonra yine yatmasın. Eğer sana bunları da konuşsa sen de onu konuşacak, o adam orada rahat yalan yatmasın. Yalan söylüyorsun dedim Müge Hanım, yalan söylüyorsun, inanmadım bak. Böyle bir şey olur mu abla, bir şeyler aldım gitti. Bir şeyler aldım. Çocuk mu adam be? Tuvalette şeyle küçük şey var. Yemin ediyorum yalan söylemiyorum. Bu kadar bir şey ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Hı. Yalan söylüyorsun sen dedim. Niye vermesin dedim çocukların karın dedim. Tuvaletin orada küçük böyle bir şey var, çekmece var. Götürdüklerimi oraya koyduk. Gözde bir yok. Yemek hazırlamış. Ben de dedim ki yemiyorum ben dedim. Gitti. Dünya Yusuf kutlu olmuş. Sedede bir tane bunu getirdiler da yiyormuşuk. Ondan sonra biz... İşte Ahmet'in de yanına gittim bayramda. Dedim ki Ahmet'i de dedim görmeye geldim. Dedi ki benimle konuşmuyor dedi. Bir de ağladı dedi ki birisi dedi gelip de bayramda dedi elimi öpmüyor dedi. Hemen sen geldin dedin. Neden çocukları karalıyorsun buna? E dedim neyi mi karalıyor dedim. Ben de dedim nereden ki. Nereden duydunuz o konuşmayı Güllü Hanım? Dün de Yeter Hanım onu işte söyledi. Dedi ki yani bizim evimizin içinde konuşulanı Güllü Hanım hemen yan evden duyuyordu. Cinayeti... Ya bağırarak konuşur da duyacağım tabii ki. Kapısı açık, iki kapıdan çık. Yani cinayeti neden duymadım? Ama madem... cinayeti bilmiyorum ki. Ne zaman işlendi onu bir bilsen. Ben evde olurken öyle bir şey olsa ben o adamı öyle bırakır mıyım? Gül sen dedin ki o bak, kadar mı cahilim? Ben hasta oldum da o adam uyandan bağırıyor da çocuklara şunu doktora ötürseneniz, şunu şeyle isteneniz. Bana diyor ya, ki sizin oğlunuz Ahmet diyor. Neden konuşmuyordu babasıyla? Al bunu doktora annem götürüyor. Konuşmuyor değil Ahmet. Bak olmuyorlar çocuklar işte o içkisinin yüzünden. O yüzden kızıyorlar. Küsümlükler ne yok. Zaten bir sene oldu çocuk eve aleli Almanya'dan. 6 senede o çocuk yoğun evde. Ya, bir sene oldu. Ya Gül ben mahkep size olmuyordu. Bir şey demiyorum ben alkol, duyduğumu adam, söylüyorum bağırıyor, ben zaten çağırıyor. Oradayım. Bana dedi ki işte. Yok aramızda hiç sorunumuz dedi, yok. Yetekinim dedi bana gücü yetmiyor da nasıl yardım etmeyince dedi. Ay abla Allah aşkına o çocuğu bu da ortamına bak ettiniz. Bu dedi tehlike dedi bu dedi gücüm yetmiyor dövüyor beni dedi gelin. Geçen de dövüyor da niye gelip de alıp götürmedin? Ya kardeşim gitmedi. Niye gelip götürmedin? Niye sahip çıkmadın? Gitmedi. Niye yani etmedi? Pardon Ahmet'e mi gücü yetmiyormuş tek evet. Başına? Öteki dedi. Etekin ikisi bolup de uyuyormuş şey. Ana. O çocuklar kumburgazda geziyor. Kumburgazda çevresi var. Karalama. Bir şey söyleyeceğim. Yani Güllü Hanım pardon. Bir şey çıkmaz ki ama. Pardon. Ama Güllü Hanım karalama. Ne yapacak yani? Hani kocasını tutacak da yani sonuçta. Annem dövüş yok. Ne? Evde kavga yok. Yok yok. Adam orada masası burada. Gezecek, dolaşacak, toplayacak, günlük getirecek, yiyecek, içecek. Sabahına kalkacak hocam bir daha edecek. Burada uyuyup kalkacak, geri ödeyecek.
Bu böyle, bu aman rahat hayatı sevdi. Aman ne hoş geçim, aman ne hoş geçim. Öyleydi kardeşim, hayır öyleydi. Ne hoş geçim, ne hoş geçim. Öyleydi, hoş geçim. Ama birazcık bu sizin rahmetinizle ilgili değil mi? Kardeşinde suç yok demiyorum, ikisinde de. Sorumluluğun var mıydı? Anladım ama şimdi kardeşinizde eğer böyle alkol problemi olmasa hani o da çoluğuna çocuğuna bir şekilde... Sorumluluğun var mıydı? Bak bu kez. İyi davransın. Müge Hanım, onu da sorumluluğum. Bak diyorum ki, neden içiyorsunuz? Acıyorsunuz otluğun yerlere. Yüzünden diyorum, başına bunlar geliyor. Bir yerde dedim, öleceksin dedim. Ya dedi ben o çocuklara dayanamayayım giderse dedi. Yaralanırsam dedi gaz ölürüm, ölürsem şehit olurum. Gitmeyeceğim bir yere dedi. Ben onu götürmeye de çalıştım. Yani Ahmet'e benim gücüm bak, yetmiyor. Evet, evet, siz almaya çalıştınız. Bir hafta. Peki acaba Gül Hanım sizin haberiniz olmadan Ahmet babasına diklenmiş olabilir mi? Asla. Asla bunlara lafıyla inanmıyorum. Asla ya. Ben aileme güveniyorum, çocuklarıma güveniyorum. Biz ben şeyden 30 daha geçinirdim o adamın, 30 daha. Kim o ne yaptıysa iki kişinin arasında geldiler. Tabii ki geçinirdin canım, kapıyı kırıp alıyordun evde ne varsa. Kız anam neyi var da ne alıyordun? Evet kalmış götürmüş diyordu, ben görmedim kız, ki. Kız neyi götürüyorum, adam hurdayla geçiniyor, neyi götürüyor? Hurdayla geçiniyor. Sana ihtiyaç olduğunu, hastası olduğunu bana niye yardım ki? Etmiyorsun bana, muhtaç ediyorsun o zaman? O bana veriyordu ki. Senin varsa niye muhtaç ediyorsun bana? O bana bir de o yemesin de o yesin demişim. Ben zaten tek başıma yaşıyorum, 63 yaşındayım ya. Canımı peki, rahat etmez size bir şey söyleyeceğim. Canımı pardon. Rahat ederse alan götüreydim o zaman. Bu kadar gelmez işte. Şey pardon. Yeter Hanım az önce aslında Kazım'ın evini gördüğünde dedi ki bana. Aynı o abi. Benim dedi kardeşim de benzer şartlarda yaşıyordu Müge dedi. İpek kız kardeşim. Ya sahip çıkaydım hocam, evin ocağını yapaydı ben girdi, ne yapayım? O ablasının kızı var, hangisi bilmiyorum. Kimse, dedi ki, kazandığı parayı kimse ne yapıyorsun dedi, kolundan çekti. Bizi dedi aleme ilerize sahar edecek. İçine girilecek gibi değil. Yemin ediyorum ya. Peki şimdi onu hem o evi göreceğiz hem de bahsi geçen çocukları da konuştu Güllü Hanım'ın. Ahmet Bey de konuştu. Şimdi bakın Yeter Hanım, Güllü Hanım pardon bakın. Ben aslında Güllü Hanım'ı ve yani çocukları için neden böyle söylediğini anlıyorum. Tabii Kumburgaz İstanbul'un en güzel semtlerinden biridir. Daha çok yazlık gibi gözükse de bence yaz kış çok güzel yerlerinden biridir. Çok severim ben de. Şimdi diyor ki Güllü Hanım da tabii benim çocuklarım diyor oradalar. Üstelik babalarının bunca yıllık tutumlarından dolayı zaten başları önlerine eğik çocuklar diyor. Yani, evet, evet. Şimdi bir de tabii hani sanki babasını dövüyor falan gibi olduğu zaman boyunları iyice eğiliyor diyor. Ahmet Bey de konuştu bahsi geçen Ahmet Bey. Fakat Yeter Hanım'ın tabii şu sözü de önemli. Bana rahmetli abim dedi ki daha evvel... o şeref ne şey için mi söylüyor? Hangisi ikisi bir tuttular? İlyas'ın Güllü. İlyas'la Güllü beni bir olup dövüyorlar. Onun gücü yetmiyor dedi. İlyas'ın bana gücü yetmiyor ama Ahmet'e de benim gücüm yetmiyor. Paltosu bıçak delikleriyle doluydu. Ulan adam. Paltosunu diktim, ondan sonra dedim ki nasıl dedim ya çocuk. Ya ama yalnız o bıçak delikleri size bir şey söyleyeyim mi? Az buz bir şeyden bahsetmiyorsunuz. Şimdi 12 bıçak... Hayır. Şimdi 12 bıçak darbesiyle öldürülen biri var. Siz de diyorsunuz ki bundan 7-8 ay önce benim kardeşimin paltosunda bıçak delikleri vardı, ben diktim. Bir sene dur cezaevinde yatıyor. Ben de bir sene önce diyorum, takvimleri yazdım koydum diyorum. O tarihleri de söyleyeceğim şimdi. Yalnız şu arayı vereyim, hem aynen, bir evi Allah görelim hem o tarihleri de söyleyelim. Hiçbir şey. Bakırköy'de yaşıyor 61 yaşındaki Firdevs Hanım. Eşi uyurken evden ayrılmış çıkmış. Hayatından endişe ediyorlar çünkü bir takım psikiyatrik rahatsızlıkları da varmış. Telefon almıyor, anahtarını da almıyor. Parası falan da yok. Sizden bilgi bekliyoruz efendim. Evet şu evi bir görelim mi? Hani böyle yan yana dedik, sesler duyuluyor mu dedik. Bir eve gidelim. Şeref Kılıç. Bekir Kılıç'ın 4 oğlundan biri. Bu arada şunu da söyleyeyim. Biz Bekir Kılıç diyoruz ama nüfus kağıdında Bektaş olarak evet, geçiyor. Bektaş. Yani nüfus kağıdında Bektaş, çevrenin söylediği evet, evet, Bekir. Bekir diyoruz. Bekir diyoruz evet. Bunu da hiç anlayamıyorum. Yani aslında kim ne söyleyecekse keşke baştan isimleri öyle koysa karıştırılıyor. İşte. Ama aslında Bektaş Kılıç ama etraf Bekir dediği için evet. Bekir Kılıç'ın bir evini gösterelim. ...57 yaşındaki Bekir Kılınç... ...29 yıldır Kumburgaz'daki... ...işte bu evde yaşıyordu. Eşi Gül Kılınç ise onun hemen yanındaki... ...dairede iki oğluyla birlikte... ...oturuyordu. Bekir Bey 7 Şubat akşamı bu evde... ...12 yerinden bıçaklanarak... ...öldürülmüş halde bulundu.
Ben evli olduğum için ayrı yaşıyorum. Hanımım hamile olduğu için rahatsızlığından dolayı kayınvalidemle kalıyordum 2 haftadır zaten. Annemle 2 büyük abim burada birlikte yaşıyorlar. Babam da bu gördüğünüz evde zaten yaşıyor tek başına. Olay akşam ben kayınvalidemleyim, yani işten geldim. Sonra bir telefon geldi. Komşumuz dedi ki abi dedi eve gel acil. Baban dedi rahatsız. Öyle zaten çıktık geldik buraya. Polis ekipleri buradaydı. Acil servis buradaydı. Ambulans vardı zaten. Öldüğünü öğrendik zaten orada. Daha önce işte bu kapı normalde kilitli ama bunu biz yaptık olaydan sonra. Normalde bu kapı böyle hani herhangi bir şekilde açıp içeri girebiliyorsunuz zaten. Babam zaten normalde kapı falan kilitlemez. Şimdi kilitlenebiliyor ama normalde kilitli değildi. Biz olaydan sonra yaptık bunu. Daha sonra işte babamın buzdolabı, işte mutfağı. Burası bizim depo olarak kullandığımız bir oda. Ama burası herhangi bir şekilde kullanılmıyor zaten. Bunlar zaten polisler açtığı şeyleri. Burada mutfak. Mutfak zaten banyo, tuvalet bir zaten ikisi. Babamın yaşadığı oda burası ve kanepesi babamın buradaydı. Masası derdi ama önünde olur. Sobası zaten burada gördüğünüz gibi. Televizyonu da buradaydı. Ben onları daha sonra dışarı aldım bu olaydan sonra. Geldiğimizde hiçbir şey kırık, dökük veya bozuk değildi zaten. Bardak vardı masasında, turşusu vardı. İşte aldığı alkol vardı. Bir tane bardak vardı. Ve hani hiçbir şey böyle dağılmamış, hiçbir şey bozulmamış. Öyle bulduk biz babamızı. Hani herhangi başka bir şey zaten görmedik. Şimdi aslında hani evi görüyorsunuz, evin ortamını. Bu eve hırsızlık için girilmesi çok mümkün görünmüyor. Beyefendinin yaşadığı yerde şu gördüğünüz alan, orada bir tane koltuğu var anladığım kadarıyla, şu plastik masa önünde bir de televizyonu var. İki tane divanı vardı, karşılıklı iki tane şey divan vardı. Divanı var, bir de televizyonu var, bir de masası var. Sobası var. Soba kurulu muydu? Kuruluydu. Siz sonra çıkarmışsınız. Biz çıkardık sonra. Yani yaşadığı yer, burası hani çok hırsızlık için girebilecek bir yer gözükmüyor. Zaten o yüzden de kapısı falan da açık. Yani iten girip, açık zaten, açık. İten girebiliyor. Oğlu diyor ki, bu hangisiydi? Şeref olan. Şeref. Şeref Bey diyor ki geldiğimizde hiçbir dağınıklık yoktu. Yani evet. Herhangi bir boğuşma falan gibi bir durum yoktu. Aslında bunun nedeni daha sonra da izleyeceğiz. Katilin 12 bıçak darbesinden bahsediliyor. Tabii hani her şey darbe olarak biliyorsunuz niteleniyor. Kalbe direkt isabet ediyor bıçaklardan biri. Yani ölüm sebebi o sadece. Yani kalbe direkt girdiği için belki de hani çok da ses çıkartamamış olabilir ama hiçbir boğuşma yok. Ve diyor ki Şeref Bey tek bir bardak vardı. Yani tek başına içiyor görüntüsündeydi. İlk darbe kalbe isabet ettiyse öldürücü darbe, zaten artık müdahale edecek, karşı koyacak takatı yok demektir. Ondan sonraki darbeler ne olduğunu bilmeden yapılan darbelerdir. O bakımdan boğuşma izi falan görülmüyor. Ama boğuşma izi olmamasının bence şöyle bir önemi de var. Demek ki o sırada evde bulunan ya da içeriye giren kişi tanıdık biri ki beyefendi de kendini savunma pozisyonuna almamış. Evet. Yani içeri giren kişi bir şey beklemediğin, bir kötülük beklemediğin bir kişi olmalı. Dışarıdan hiç tanımadığın birisi gelse yine bir gardını alırsın. Yani sonuçta bu da erkek, sarhoş da olsa ne olsa da yine bir sesle şey yapar yani. Hem aktif olarak gösterir. Hem ses olarak bir karşılık verecek. Kimsin, nesin falan. O da benim şüphelerimi doğrulamıyor mu? Ben hiç kimseyi katil ol diye bir suçlamıyorum. Ya bizde şüpheler yok, bir şüpheler yok mu? Ben bunu da suçlamıyorum, onu bizde da suçlamıyorum. Şüpheler ben yaşananlar anlatıyorum. Ben bugün gidip de karşılarına durup da kardeşime niye bunu yaptınız hocam, işte demedim. Ben oturma, bir ben kere tartıştık. Yani. Benim bir dakika. Şey bir kere tartıştık, beni kovdular. Kovma sebepleri de ona yardım, neymiş ben ona yardım ediyormuşum da kocam yemesin oyu. Ya ben zaten davamı açmışım, nafakamı kazanmışım, ben 37 senelik evimi bırakmışım. Nafaka davası açmışım, kazanmışım. Kardeşimle ne ilgisi var? Ben demişim ki o yiyeceğin, o yesin demişim. O zaman sen yediraydın kardeşim, kocan, 4 tane çocuğun anası niye bakamukta gitti? Niye yedirmemiş miyim? Kaç mı kalmış? Aç kaldı da o tüdüm, kırıldı da ya o tüdüm. Ya bir kere o tüdüğünü konuşma. O sen de kapıyı kırdın, o konuşma o zaman. Ben kapı kırmadım ki. Yanımda şahit oldum ya. Hayır git Allah aşkına, yeter Allah ya. Adam git ya, eksi 5 derecede soğuk evde yatıyız. Ya git Allah aşkına, çocuk mu o adam be? Sobası yok, bir de cam açtın gelin. O adam soba ayakta bizi çağırıyordu, sunu yok yanında. Allah aşkına biraz daha kendini daha anlayacağım. Çatışmanızın faydası yok ama. Evet. Şimdi Gülle Hanım bir dakika. Bu olayın işlendiği gün siz o saatte oralara neredeydiniz? Oralara geleceğiz Rami. Oralara geleceğiz. İşte bilmiyorum ki hocam. Bir bilsem ne zaman olduğunu. İzleyeceğiz, geleceğiz.
Yani Yeter Hanım da diyor ki ben yakını derken yani illaki oğulları kendi üzerine alınmasın. Alınmasın. Çünkü de gerçekten bir boğuşma izi olmadığına göre. Tabii ki. Demek ki kötülük ummadığı birisi geldi ve ilk bıçak darbesi de tesadüfen Gülle ya da. Hanım nerede o gün? İşte oraya geleceğiz. O ölüm saati belli değil ki. Cinayet saati belli değil. Saati yani çıkmadı. Genel olarak bize bir ifade etsin. Ben o gün sabahtan akşama kadar şuradaydım. Hastanedeyim diyor. Onun röportajı var. İzleyeceğiz şimdi. Sırayla geliyoruz. Cinayet saati belli değil. O yüzden hani o sırada oradaydım, buradaydım denmesinin bir anlamı yok. O Ama Rami Bey. Yeter Hanım'ın, şimdi devamında göreceksiniz. Yeter Hanım'ın en büyük şüphelerinden biri... Bu cinayet işlenirken neden Güllü Hanım'ın evinden bu cinayetin sesi duyulmadı? İşte onunla ilgili bir şey soracağım ben. Hocam, İzleyin isterseniz ki görün öyle sorun. Yani şimdi görmeden peki. Boşuna sormuş olacaksınız. Aha. Hiçbir şey böyle dağılmamış, hiçbir şey bozulmamış. Öyle bulduk biz bağımızı. Hani herhangi başka bir şey zaten görmedik böyle bir boğuşma olsun. Sadece karnında bir tane delik vardı. Orada zaten polis ekipleri dediler ki siz dokunmayın bizi elde etmediler. Olay yeni ilk olarak annem geliyor. İşte annem gündüz hastaneye gidiyor. Geldikten sonra komşusuna gidiyor. Oradan sonra eve tekrar eve geliyor ve bağımı yokluyor. Bir bakıyor ki işte hani babam yatıyor. O da komşulara haber veriyor. Zaten komşular da bir anda geliyorlar ve ondan sonra beni arıyorlar. İşte abimleri arıyorlar. Hani böyle eve gelin babanız rahatsız diye acil gelin geldiğimizde zaten babam o anda vefat etmişti. Kimseyle bir düşmanlığı işte ne bileyim hani birine böyle küfür ettiğim şeyi falan yoktu babamın. Benimle arası çok iyiydi. Bundan iki hafta önce benim evime geldi. Beraber oturduk çay falan içtik yemek yedik gitti. Eşim hamile olduğu için torun bekliyordu. O sevinci zaten yaşıyordu baba. Alacak verecek hiç kimseye borcu yoktu babamın. Oğullarıyla arasında problemler olduğu da konuşuldu. İçki içerken bazen bizim tanıdığımız veya tanımadığımız insanları getiriyordu. Kötü insanlar diye uyarıyorduk veya kovuyorduk evden. Arkadaşlarının gelmesine neden karşıydınız? Biz olmadığımız zaman da şimdi arasında kavga çıkabilir. Şimdi babam bazen içtiği zaman ne konuştuğunu bilmezdi. Hani böyle küfür ederdi bazen veya karşını kırardı, kavga ederdi. Başına bir şey gelmesin diye biz korkardık böyle babamdan. Hem onun güvenliği açısından hem bizim kendi güvenliğimiz açısından. Yeri geliyor karşı çıkıyordu. Hani siz benim arkadaşıma karışamazsınız diye. Yanlışı, iyi mi kötü mü seçemiyordu. Hani hurda işi yaptığı için babam böyle nadir yani. Öyle pek de böyle çevresi de geniş bir insan değildi. Ama çevrede sevilen bir insandı. Babamın böyle bıçaklanması bizim tuhafımıza gitti yani. Bir de evimizin içinden yani dışarıda olsa deriz ki bir düşmanı vardı. Bir şey oldu, bir gasp oldu ama biz buraya gelip ben kendim şahsen gördüğümde her şey yerli yerine duruyordu. Hani herhangi bir boğuşma olmadı, hiçbir ses çıkmadı onu bilmiyorum. Buradan mesela babam bir telefon konuşmasında falan bağırarak konuşan bir insan. Hani illaki duyulur. Acaba işte oldu da olay işte annem abime haber mi vermeden hani yanında biri var diye işte kavga eder döver diye. Hani çocuk başı belaya gitmesin. Kimseyi dövmesin de annem onun için zaten kimseye bir şey söylemiyordu. Ya biz de şokundayız. Şimdi benim annem bu eve girmeye korkuyor. Acaba bunu yapan insan bir daha evimize gelecek mi? Veya bizim düşmanımız var biz mi bilmiyoruz? Programımızda bu dairede oluyor. Aslında Şeref Bey de diyor ki acaba diyor annem ya yani biz de düşündük. Acaba diyor annem orada bir gürültü duydu da hani bize haber vermedi çocuklarımın başı belaya girmesin diye öyle bir şey yapmış olabilir mi? Hanım, ben dünyayı yıkardım. Ben o adamı her gün koruyordum Meg Hanım. Dünyayı yıkardım. Ya, kaç tane arkadaşını kovdum kaç tane? Gül Hanım demedin mi sen be? Sen dedin ki polis sormuş sana ifade vermiş. Ya abla ben polise ifade vermedim senden daha bir de anlatma. Bir dakika anlatma. Söyleyeyim. Sen anlatma. Sen dedin ki. Ben hayır sen ikini ben inanmıyorum çünkü hep yalan söylüyorsun. Bak polis demiş ki hiç mi ses duymadın ben demiş duydum demiş inşallah beni tehdit ediyor işte ha duyun beni tehdit ediyor şimdi sıra bana geldi demiş tehdit ki etmiyor. yapma oğlum demiş polis diyor benim yanımda ağlayarak söyledin niye inkar ediyorsun ki yapma ya, oğlum yapma oğlum sıra, demiş hocam bir beni dinle ondan sonra hocam kurban olayım bir kere dinle seni çok dinledik hepsi yalan ya konuşma bir kere işte beni dinle. Şöyle bu söyleyeyim fazlası. Yeter Hanım eğer kendi oğlunun öldürdüğünü düşünse polise verdiği ifadede yapma oğlum dedi demez ki Güllü Hanım. Evet. Ya o da kendi çocuğunu evet. Korumak ister yani. Evet. Vallahi Müge Hanım hocam ben bunu pazartesi gördüm. Pazartesi akşamından gördüm. Salgın akşam 7'den girmiş eve. 7-8 aralar hocam. 7-8 aralar ben komşuya bir para vereceğim. Evde el işi yapıyorum. Komşuya bir para verip geri geleceğim. 7-8 haberler geçti yani. Haberler geçti dedim şu parayı götüreyim de vereyim geri geleyim. Ben kapımı kilitledim. Benim kendi kapımı. Işık da benim ışığımı da karattım. Onun baktım sobası çıtır 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 yanıyor. Işık karanlık. Kapı açık. Bekleş diye bağırdım içeriye. Soba yanıyor çıtır çıtır ışık yok. Oradan bekleş diye bağırdım. Ses yok. Dedim bu o zaman dedim ya biri etti ya bir şey etti sobayı yakmış dedim. Anca arkama döndüm hocam şeyle. Bir adamla bitirdi. Yanında bir arkadaş.
Dedim ki sen nereden sana kapını bacan açık bıraktın da dedim. Hiç söylenmedi. Çocuk o adam dedi ki tek bir bana şey dedi bende dedi 3 torba bakır var dedi. Öyle var? Deyince ben de dedi hocam 3 torba bakır var. Öyle deyince dedim bu hurdacı arkadaşı bıraktım komşuyu öttüm parayı verdim geri geldim. Ben geldim peşimden Ahmet geldi. Ondan sonra çocuğun yemeğini verdim. O gün orada konuşuyor. Tamam oğlum diye. Tamam oğlum. Bu, yani beyve de oğlum i̇şte diye. Ben de bunu diyorum. Duyuluyor diyorum. Yani. Ama gerisini duymadım. Kapı çekildi gitti. Çekilip gidince zaten bizim adam sevmiş. Ama ya, tamam ya. Oğlum derken böyle... Başka yok. Yok yok böyle hani korkulu bu ses mi yani? Tamam yok. Hani... Oğlum tamam oğlum. O zaten devamlı konuşurken oğlum diyerek konuşur. Herkese. Herkese ile konuşur. Sor. Herkese iyiyle konuşur. Ahmet de yanımda yine şimdi adı yabancı adam geldi ya. Ahmet dedim şimdi bunu şey sesi duymasın diye ben Ahmet'e bağırdım. Çıksın gitsin diye. Yani bir saat yarım saat takıldı takılmadı kapı çat örtüldü. Ha dedim adam gitti. Bekle işte yattı uyudu. Ertesi günü de kalktım. Nasıl Ahmet yanına bir adam geldiğini duymasın diye? Evet. Şimdi dövüşüyorlar kavga ediyor çocuğu. Daha neler? Oğuyor daha neler? Değil. Daha neler? Oğuyor değil kavga ediyor. Benim, ben senin arkadaşlarına karışıyor mu diyor bana. Sen de benim arkadaşıma karışma diyor. Daha neler? Ahmet mesela oraya birisi gelince tepki mi gösteriyor? Tepki gösteriyor. Kimseye sokmuyorlar ya. Yani. Kimseye sokmuyorlar çocuğa ya. Çocuğa hepsi tepki gösteriyor. Hiç kimseye yabancı sokmuyorlar. Yabancı hocam. Dürüst adam gelmiyor ki onun peşinde. Siz güzel mesela Ahmet'e bunu nasıl iletmemeye çalıştınız? Söyletme. Ahmet'e yemek verdim, yani bağırarak konuştum. Bağırarak konuşmuş ki oranın sesini burada duyulmasın diye. Siz yani biraz Ahmet'e oyalamaya çalıştınız, yanında babasının yanında biri olduğunu anlamasın he, diye. Ya. O da kapıyı çekti, zaten yarım saat halinde çıktı gitti. Ama biz de, bizde bundan bu, şüpheleri yok, biz bir şey demiyoruz ki. Sonradan da diyor ki Gülle Hanım, yani sabah oldu, ben hastaneye gittim, ertesi gün akşam evime geldiğimde de... Ertesi gün de akşama geldim, öğlen geldim. Ama yine mesela ışıkları açıktı diyorsunuz. Öğlenle geldim, kahvaltı yaptım, komşu aradı, oraya çıktım beş, şey yani 6'ya kadar da komşudaydı. Mevlüt'e diyecekçe yufka sardık, 6'ya kadar oturduk. 6'da aldım ki ışığı yanıyor şu küçük camdan gözledim işte şuradan. Dedim bu oturuyor dedim. Ulan evde oturuyor. Ben bu sesini duymadım çünkü görmedim ya pazartesi gördüm, salı görmedim. Ya dedim ben bu adamın sesini duymadım. Bu nerede dedim bir bakayım ya şuna bir gireyim bakayım diye. Yani çünkü devamlı yokluyan bir adamım. Bu uyuyor kalıyor, kapısı bacası açık kalıyor, ışık kalandıkça. Şurası şeydir, saattir şarteli kapatırım, televizyonu kapanmasın, uyuyor kalıyor. Yani ben onu devamlı alt koltuğumun altına koruduğum bir adam. Tamam ben bir de, ben de sana ki. Bir de bana bir müsaade et. Tamam da ben abla, onu sen de hiç ben konuşma. Onu bendeye götürdüm, bir hafta bende kaldı. Nerede kaldı deyin, yaramadınız. Kaybolmuş, ben polise gittim, başvurdum. Gittim, polise gittim. Vurmamışsınız. Niye vur aramıyorsunuz, niye? Ne zaman bir hafta koştun sen kendi ya? Nerede fendi aramıyorsun? Ya Allah ya. Aşkına. Şunu da söyleyeyim. Ya yetkililer şahit, bir de bakalım. Ya abla. Yazmışsınız. 26 Temmuz Perşembe günü Pendik polisine gittiğim gün diye yazmışsınız. Evet. Olay olduğu için gittim. 22 Temmuz Pazar'da Kumburgaz polisine gittim demişsiniz. 2016'da polise gidiyorsunuz kardeşimi dövüyorlar diye. Evet. Polise şikayeti kabul etmiyor. Etmedi. Bekir Bey sonra evden gitmiş 4-5 gün yokmuş. Ben de siz bu arada kayıp başvurusu yapmak için de gitmişsiniz. Sizde bunlar de bana başvurduk dediler. Ben de telefon açıyorum haber alamıyorum. Kumburga Pendik polisine gittim. Dedim ki böyle böyle. Benim kardeşim dedim evde dedim dargınlıkları şeylerik var. Ne olur bana yardım edin bulunmuyor dedim. Pendik polisi bana dedi ki bizim dedi bölgemiz değil dedi. Yeden ben size şunu söyleyeceğim açık ve net. Siz Bekir'in şeyler biliyor, çocukları tarafından dövüldüğünden emin misiniz? Yok uyuklamadım. Yani size koyayım. Bunu söyledi ben mi? Ben zaten kırılıyor, dökülüyor. Sen bir şeyler biliyorsun. Kırılıyor, dökülüyor. Bir şey yaralarını yükleme. Da görüyorum. Açık yaralarını gördüm. Bir kere aldım bir dişi kırılmış. Burada bir yumruk yarası var. Burada Müge Hanım, bir yumruk yarası var. Şu diş kırığına da ben dedim ki Ayhan Bey var. Soyun bakayım dedim. Bir anlatsın sonra. Evet, biraz, soyun bir dakika, dedim bakayım dedim ağlayarak. Soyun bakayım dedim soyunmadı. Ana. Tamam, kim dövdü beni dedi? Çocuklar dövüyor diyor, anaları yardım ediyor, gücü yetmeyene diyor. Ben kardeşimin duyduğunu söylüyorum, ben bir şey demiyorum. Konuş belki, ben şunu öldüren adam vicdanı da çıkar, ben, konuş. O çocuklar beni bölüşemiyordu ki, ben halamla yatacağım, ben onları çok seviyorum. Anası ne etti, hepimize düşman etti ya. Düşman etti öyle ya. Öyle diyorum işte sana da saçmalık. Ama bakın şu olabilir, yine söylüyorum. Çocuklar annelerini koruma sahikiyle bu şekilde davranmış olabilirler ama bu illaki de babalarını öldürecekleri asla anlamına Müge Hanım, asla. Gelmez. Ama asla ben de olsam ben de annemi korumak asla. İçin ya, tabii ki önüne ki, her erkek çocuğu geçer. Ben de diyorum ki bir kere benim çocuklarım baba döven adam döver bir kere asla Müge Hanım.
Benim cezaevinde yatan uyuşturucu içen oğlum da var. Asla. Peki acaba sizin konuştum, oğlunuz bu 22 Temmuz'da cezaevinde mi biliyor musunuz? Şeyde Müge Hanım o Bilecik'teydi. Temmuz'da. Al işte şu bir kargaşa oldu ya. Ha, o zaman dışarıdaydı. Bu şeye Bilecik'ten de şeye gönderdiler. Silivri'ye gönderdiler. Gitmedi. 10-15 gün gezdi. Elyas'tan o kargaşa olunca da gitti teslim oldu ki haftan yaralanırım dedi. Bir sene ceza aldı kapalı. Bir sene bahçede yatacak. 10 sene cezası vardı zaten indirdiler. Bir seneden de Bilecik'te yani o zaman bu hani beni o ceza İlyas gördü dediğinde İlyas'ın ne çilakası yok. Elyas'ın cenazesinde mezarlıkta yanıma geldi. Gelmedi. Geldi. O da şahitler geldi. Var. Sen çocuğu çevirmişsin. Duydum ben bizi. Duydum. Öptü biz ondan hayır, sonra. Hayır yalan ya ama. Ben de dedim ki Allah'ı seversen bize ayağını yere bas. Dedi ki annem dedi anneme para verdi mi dedi. Para bitti değil beni dışarı attı bahale, dedi. Bahale, ben de 20 lira harçlık verdim. Komuyorlar ben eve dedi. Kız ben anası iş yapıp o çocuğu gören o çocuğu. Parası verene iyisin parası vermeyen arkamı kız dönüyor. Kız abla dedi konuşun. Konuş abla. Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demeyeceğim. Konuşacağım. Bunlar da şahit olsun. Bu halk da şahit olsun. Türkiye şahit olsun. Ben o katil. Çıksın belki vicdanı alır senin bu yüzünden. Ya çıksın bende çıkmaz için o zaman istiyorum. Nasıl konuşacağım? Türkiye'de ben nasıl de, ben de katilin çıkmaz istiyorum. Ben yaşadıklarımızı anlatıyorum. Ben çok çektim sizden ya. Neyi mi çektin sen benden ya? Ya gidiyorum ki kırılmış üzülüyorum. Ne gidiyorum kırılmış ki ya? Zaten benim neyim değil de hocam ben, aynı gidiyorum. Da mutluyum. Ya kardeşim hocam, aramızda hiçbir şey yokken ben, ben oraya gidiyorum yüzüme hocam, bakmıyorum. Onu da hallarını topladım çocuklara attım. Beni dışarı attım. Ben ne yaptım size ya? Ki. Ne yaptım size kocamdan ayrıldığımızda kendi siz, halimden yaptım. Ben özür dilerim, özür dilerim. Siz şu yan tarafta hey hocam, oturuyorsunuz. Hocam ben sarayda oturuyorum ki ben de ya badana boya yapmışlar. Badana boya. Yani eviniz şöyle L gibi. He, Müge Anlı'ya vedek ya aslında bir ev. He. Aslında tek bir ev. Bir ev. Onun yapılışı yani zaten. Yani kapılar arasında 1,5 metre mesafeye var ya yok. Tabii değil mi? Aslında bu tek ev, tek evi ortadan ikiye kapısı var diye ayrı ayrı yaşıyorlar. Öyle, aslında burası normalde tek bir ev yani. Müge Hanım biz onu iki bacıdan aldık. Öyle oturuyorlarmış önceden. Öyle de kaldık. Kiriye veriyorduk önceden. Sonra da işte kırılıp dökülünce kiriye de vermedik. O geçti bu tarafa tamir edemeyince. Çalışırda yapaydı erkekli canım onun kazandığı parayı kimse kazanmıyordu o karıştan. Ya ben size bir şey söyleyeceğim. Hurdadan da çok para kazanıyormuş. Tabii. Yani hurdacı da diyor ki günlük 70 lira 100 lira para kazanıyordu diyor. Az para değil yani. Hanım, o yani bugünün şartlarında çok büyük para. Gelinde ne ödemiyordu? Gelinde çatlak var dedi ki telefon açıyorlar gidemiyorum alıyorum dedi bana. Her gün gidemiyorum. Her gün gezemiyorum. Gidemiyorum dedi. Vallahi ya sesi de izleyelim. Ya bir dakika durur musunuz? Bu arada bir gün durmuyordu. Bir dakika. Siz de bir lokma sakinleşin. Şu ses meselesini de bir izleyelim. Şeyma'nın da bir fotoğrafını şu arada gösterelim. Çünkü 16 yaşındaki kızımız kayıp. Annesi Zekir Hanım'la babası Salih Bey stüdyomuzda. 3 ay önce kayboluyor kız. Kaybolduktan 1,5 ay sonra bulunuyor. Ancak bulunduğu gün yeniden kaçıyor. Ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Lise 3. sınıf öğrencisiymiş. Eğitimine Bursa'da yaşayan abisinin yanında devam ediyor. Ailesi Giresun Çamoluk'ta. Sizin orada lise yok mu abisinin yanına gönderdiniz? Vardı oğlum oraya götürdü okutmak için. Abisiyle beraber duruyordu. Niye siz yanınızda tutmadınız kızı yani? Yani abisi yalnız olduğundan dedi ki buraya götüreyim dedi. Ben de beraber dedi, kalalım beraber dedi. Kalalım, Şeyma 29 Kasım'da aslında kayboluyor. 1,5 ay sonra baba bir telefon alıyor. Telefondaki kişi Şeyma'ya İstanbul'da yolda rastladığını, kayıp olduğunu anlayınca da kağıthanede karakola teslim ettiğini söylüyor. Salih Bey bu telefon üzerine kalkıyor, geliyor. Bahçeli Evler Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmiş kız, yaşı küçük olduğu için. 9 Aralık'ta gidiyor, kızını teslim alıyor. Şeyma da babasına demiş ki, Tuğçe diye bir arkadaşım var. Onun da Mehmet isimli bir adamla Bursa'ya geldi, beni aldı. Onlarla beraber İstanbul'a geldim demiş. Bu... Tuğçe'nin ailesi de sizin uzaktan akrabanız. Evet, efendim. Şeyma o gün sosyal hizmetlerden baba alıyor, metrobüse biniyorlar, Şirin Evler durağında iniyorlar. Şeyma metrobüsten iner inmez kaçıyor, kaçış o kaçış 1,5 aydır yine ortada yok. Yani kayboluyor kız, baba 1,5 ay sonra sosyal hizmetlerde kızını buluyor, alıyor, yine metrobüs durağında kaybediyor. Ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Kaç yaşında? 16 yaşında. Efendim? 16 yaşında. 16 yaşında. Yani Şeyma ve Tuğçe, yani aile aslında Şeyma ile Tuğçe'nin beraber olduğunu düşünüyor. Tuğçe de Ocak ayının sonunda Esenler'deki atış alanının karakolunda ifade vermiş. Hemen gitmiş aile.
Tuğçe karakolda Şeyma Mehmet'in yanında demiş. Bana oysa söyledi. Kızının size Tuğçe'nin arkadaşı olduğunu söylemişti Mehmet'in, değil mi? Evet. Ama Tuğçe de diyor ki sizin kızınız Mehmet'in yanında. Aile bu sefer Mehmet'i de bulmuş. Fakat yüz yüze görüşmedik yani telefonla buluştuk. Telefonla buldunuz. Mehmet demiş ki hayır Şeyma benim yanımda değil. Birkaç gün sonra yine aramışlar. Bu sefer abi çıkmış telefona demiş ki Mehmet cezaevinde. Sizin kızınız bizde değil. Şimdi aile de diyor ki bizim kız nerede? Evet. Ne kadar da güzel bir kız. Niye kaçıyor bu çocuk böyle? Bu Tuğçe ortaya çıktıktan sonra benim kızım 2 aydır telefon görüşmesi kesildi kızımdan. Ben ölümünden şüphelenirim. Benim çocuğum araydı daha önce Tuğçe ortaya çıkmadan. Tuğçe çıktıktan sonra 2 aydır aramıyor benim kızım. Sürekli dedi ben Tuğçe'nin yanındayım bana bir yol bulursam kaçacağım derdi. Ben bana belki siz etti benim kızım var. Siz kızınızın hayatından da endişe ediyorsunuz. Benim bir evli kızım vardı Çamoluk'ta. Abla anne dedi bindir otobüse gönder dedi. Ben ablamın yanına geleceğim Esenler'e dedi. 26 Aralık'ta daha kızdan ses kesildi Tuğçe gelenden sonra telefon hattı kesildi. Biz o bir şakısları tanımıyoruz. Peki eğer bizi Tuğçe ile Mehmet de izliyorsa bir de Mehmet'in abisi varmış İhsan Bey. Evet. Kız onların yanında mı? Bir haber versinler. Bakın bu aile buraya kadar çıkmış gelmiş kapıya. İki gözleri iki çeşme. Çocuklarından da hiçbir telefon falan da almadıkları için acaba öldü mü kaldı mı diye düşünüyorlar. Ama Tuğçe ortaya çıkmadan benim kızım sürekli arıyordu. Ben Bedriye Hanım'ı aradım. Bedriye Hanım değil benim kızımın yanında yok diye. Mehmet de ki ne etti ne yaptıysa diye Tuğçe yaptı senin kızına diye. Döküman var elimde Müge Hanım. Anladığım kadarıyla herkes birbirinin üzerine atıyor evet, şu anda. Ama benim çocuğum o niye gidip benim bir karım olmazsa ben gidip onu niye alıp gelirim Bursa'dan? Benim Tuğçe'yi ne ettiyse Tuğçe yaptı benim çocuğuma. O getiriyor özel araç tutuyor. Tuğçe kaç yaşında ki? 17 yaşında falan. 17 mi 18 mi bilmiyorum. Ama bir fotoğrafını gösterelim bakalım şimdi telefon bekleyelim. Tuğçe, Mehmet ve Şeyma efendim inşallah. Onun bir karı olmazsa Müge Hanım gidip alıp gelmez Bursa'dan benim çocuğumu. Yavrum ama senin kızı da zorla kaçırmıyorlar ki. Senin kızı da ama baba özel, alıyor işte kaçıyor metrobüsten. Özel araçla gidip getiriyor. Hayır, anlıyorum ama senin kız da kendisi gidiyor yani sosyal hizmetlerden. Yani karakoldan sosyal hizmetlere. Sosyal hizmetlerden kaçamadı demek ki. Babanın yanından kaçtı. Mutlaka bir sıkıntısı var yani 16 yaşında çocuğu dışarıda bırakacak halimiz yok. Bulunacak ailesine teslim edilecek. Telefonunu çalmışlar. İnşallah bizi efendim, izliyordur ya da bir kaldığı yerde izliyorlardır. Bizi arasınlar efendim. Şu bağının devamını da izleyelim. İşte dediğim gibi aslında aynı ev iki kapılı yapılmış. Ses nasıl geçiyor bir bakalım. Benim annem bu eve girmeye korkuyor. Acaba bunu yapan insan bir daha evimize gelecek mi? Veya bizim düşmanımız var, biz mi bilmiyoruz? Programımızda bu dairede olabilecek herhangi bir gürültünün anneniz ve kardeşlerinizin kaldığı yan daireden de kolaylıkla duyulabileceği konuştu. Yan daire ile bu daire arasında bir ses kontrolü yapabilir miyiz? Tabii buyurun yapabiliriz. Şimdi normal sesle konuşacağım. Burak Bey sesimi duyabiliyor musunuz? Şu anda sesinizi net bir şekilde duyabiliyorum. Sesimi biraz daha yükselteceğim. Burak Bey sesimi duyabiliyor musunuz? Şu anda tam olarak ne dediğiniz anlaşılıyor ve sesinizi net bir şekilde duyabiliyorum. Aralarda sesimi biraz daha arttırıyorum da dediniz. Evet. Siz benim buradan size verdiğim cevapları duyabildiniz mi? Normal şekilde duydum. Ama o gün ben hani nasıl duymalılar ben de bilmiyorum. Yani şöyle düşünmek lazım. Bir evin farklı odaları gibi düşünmek lazım. Evet evet. Yani aynı konuşulan... evdeki iki oda. Evet. Yani konuşulan... ayrı ayrı evi olarak düşünmeye gerek yok. Evet. Ortada odalar arasında da duvar var. Burada da bir duvar var. Hepsi o kadar yani. Müge Hanım bir şey daha söylemek buyurun. İstiyorum. Buyurun. Duydu geldi ya. O zamanlı kardeşim dedi ki ne evde ne varsa alıyor dedi kedilere atıyor Allah dedi. Ben de bak bir kere konuşuyorum vicdan, ben vicdan, kardeşim dedi kedi bunu söylüyormuşum sana. İyi yapmışım bak kedim onda, orada o, ben insan severim sonra, kedi severim insanı severim ben. Onu kediye nereden geldi? Kedimi koydum bir yere ne yapayım? Kardeşim gitti iki tane budaldı koydu. Adamın yiyeceğini kediye veriyormuşum lafa bak. Dolaba bakmaya geldi. Konuşulacak lafı hocam. Dolaba bakmaya geldi dedim ki dedi ki bak dedi inanmıyordum ben. O adam çocuk mu? Dedi ki neye geldin dedi. Gül Hanım'a dedi ki ne arıyorsun hanım, dolapta hanım, dedi. Hanım gence kondu da ne arıyorsun dolapta dedi. Dedi şey bir sileyim dedim. Kaç kere dolabı sildin de. Bak dedi abla işte ne varsa yoklamıyor. Özlemiyor. Ben gideyim hemen ya atar Allah. Kedilere dedi. Yemin ediyorum. Ben hırsızına şimdi Bekir Bey'in buzdolabında ne varsa kediye mi atıyormuş? Kediye atıyormuş işte. Denedip geldi. Denedip geldi yani. Kedi yemez ki öyle. İnanmadım. Kedi öyle her şeyi yemez zaten. Köpek var, kedi var dolu kapıda. Oradaki buzdolabı divrisi kokoreç doldu. Ne zaman kediler yiyordu kokoreçleri hep.
Divrizi kokoreç dolu bir senelerce kalıyordu orada. O zaman demek ki onun kokoreçlerini ben hep kendilerine yediriyorum. Ben gördüğümü diyorum, sana iftira atmıyor. Sen iftira attın mı? İftiranın tanesi kasına yalan değil ki, gelmedin mi? Gelmedin mi? Belki de ya sana demedin mi? Ya geleceğim, giriyorum çıkıyorum ben saat başı. Hayır, bu adam kokoreç satıyor da kokoreçleri kediye mi atıyordun sen? Demek ki ege diyormuşum. Baksana yani bu bir içi bu da atıyorsa. Ya dedi ki gelir bahar dedi bana. Hı. O gelir bahar dedi. Ben evde yoktu zaman da kaybeder dedi. Ana. Ben de denedik gerçekten geldi. Kız kaybeder. Beni her şeyle suçlatma. Hırsız olan suçlama. Suçlama. Ya niye hırsızlık olsun? O sizin kocanız ya. Açtı dolaba baktı. Ne arıyorsun ama dedi. Silmeye geldim dedi. Kaç kere sildin de silmeye geldim dedi. Getirir, ben kardeşimin dediğini diyorum. Ben gideyim işte her şeyi yapıyorum dedi. Zaten sorumlu olsa benden otururdu. He bana hayır, dedi ki yani bunu bana yani, dedi. Yani, sevap verdiler dedi. Hayır kocanız verdiler. Yani, bir şey de varsa insan alır ne olacak yani. Zaten bir geçiyorum. İki but getirir. İki but. Yok yok. Kaynadı. Yer yatar. Bunları sen götür dedi. Ben dedim ki ben yatırım çalışıyorum. Tek tek ama ikiniz de anlıyorsun. Bu laf ne? Hayır o da verebilir diyor ki, de ben ona verebilir mi? Neredeydin hayır, yani? O da diyor ki ben Bekir'in bana söylediğini anlatıyorum. Ben doğru anladım. Bu oyuna yalanladın. O nasıl yatacak o adam orada? Ben bilmiyorum ki. Kim? Bize karşı da o kendine karşı da. Bu kadar yalancı mıydı? Bu kadar mı bizler şeydi yani? Sizi çok mu seviyordu? Bak bak. Sizi çok mu seviyordu? Bizi de sevmesin. Onu da sevmesin. Sizi çok mu seviyordu? Çocuklarından da bize kötüden sensin. Ben biliyorum, senden kimse bağış. He, ben biliyorum ne kadar dayak yediğini biliyorum, ne kadar dövdüğünü biliyorum. Ya Allah aşkına sus be. Dışarıda aynı çevap çaktı. Ya Allah aşkına sus be. Çocuklara bizi yaklaştırmadın. Hepsi onlar benim canım ciğerim onlar. Ciğer mi ne ciğeri? He, gerçekten ciğerim. Beni paylaşamıyorlar. İşte ağzın açıldı mı her daim bu kelimeyi konuştun, çocuklar da senden uzaklaştı. Uzaklaştıysa uzaklaşsınlar, onlar yeter ki beni tanısın. Tanıyacak. Gülün Hanım, peki bir şey sorabilir miyim? Dürüstüm ya, çok Gülün, dürüstüm. Gülün, dün ben çok dürüstüm. Hep dürüstlüğümle kazandım. Ben de dürüstlüğümle kazanacağım seni. Sen utanacaksın, ben dürüstlüğümle kazanacağım. Ben utanayım. Ben orada 10 sene şu dibinde oturuyordum işte. Beni öldürmedi, beni dövmedi hiç. Hiçbir zaman beni bıçaklamadı, etmedi. Etmedi mi? Mahallemde duydum. Etmedi mi? Biten ablam vardı, buydu biten ablam. Ben para veriyormuşum onun için. Dayanamadım bundan. Siz bu 7'sinde... Böyle çok mutlu mutlu mu servis yaptınız? Annem bacım kurban olayım insansınız. Siz evimize misafiriniz gelince ağırlamayacak mısınız? Kocam öldü 10 gün oldu. Biz bunun mevlütünü yaptık. Benim gelinim yok, kızım yok. Gelinim var 4 aylık bir gelinim var. Hamile kız zaten yamıldı yatıyor. Benim gelinim yok, kızım yok, anam yok, bacım yok. Hocam işte oturduğum yer orası. Sarayda da oturmuyorum ben. Ben o kocayla da oturuyorum orada mutluydum. Tamam, tamam da ben sana dedim ki Müganlı'ya gidip de burayı açmam dedim. Ne topladın delledin yemeği orada yaptın. Sen hoş kocayla Müganlı'ya dedim gidip çıkak dedim buraları görüntülesin dedim. Ondan sonra dedim buraları topla dedim. Gittim ki dörlenmiş topladım badana yapmışlar. Kız ekmek ediyor hak geldi hocam ne yapayım. Gözyaşlar içinde ya. Siz cinayetten sonra boyadınız mı duvarları? Boyamışlar simsiyah. Hayır hayır düğünde boyandı ya. Düğün arifesinde boyandı. 4 ay oldu o ev boyanarı. Ben görünce böyle değildi. Ben ayy, çoktan beri Allah, gitmiyor. Daha bir şey deme. Alan kolum komşum ne olur bağlanın. Ama ben görünce böyle değildi. Ben çoktan ama gitmiyor. Ama düğünde boyandı. Sen geldin mi düğünde? Gelmedim. Koymadınız ki. Gelme. Kardeşim. Sen niye, o sana ne kadar kuyur et ama nişanla verdin mi? Adam bir nişan etti de bıraktım. Hacı Bektaş'a topladım da koyduk millet. O sana az mı kuyur ya etti? Ya ben Şenol aradım. Hayır. Vallahi billahi aradım. Abi ama kardeşim ne kadar kuyur etti sana? Dedi ki nasıl nişanda da kart verdirmedi. Nişanda da kart verdirmedi. Kimseye kart vermeyeceğim dedi. Nişanda. Geliyor sana Şenol orada dedi düğünde. Benim bir işim vardı. Şenol aradı. Dedim ki Şenol dedim böyle böyle. Gedek mi gitmeyek mi? Şenol orada gedek mi gitmeyek mi? Böyle benim bir işim var dedim. Hala dedi gedin dedi. Düğün biz düğün ne şey dersin. Ne gidecek? Ya dedim o çocuk aklı sarmıyor dedim. O senin yavrun dedim. Benim yeğenim dedim. Onu dışarı atsalar bağışışımı dışarıdan verip yine öderim. Gittim de resimde çakındım verdüme daha. Ondan sonra da adam kart verdi. Resimde çakındım çocuğuna gittim de verdim. Ben geldim düğüne diyor siz görmediniz. Geldi ne diyeyim ben kart vermiş miyim? Ben bize hangi birine kart vermişim? Ya kardeşim çağırdı. Niye vermediniz? Hayır. Niye verdimedi? Kim verdirmedi? Kardeşi. Benim dışarımdan kaçtı dedi. Hiçbirine kart vermeyeceğim. Geliyorsalar salon orada dedi. Gelmiyorsalar kendi ben kaçmadım ben Şenol aradım söyledim. Tamam şimdi biz bu konuya... Zülale hep gitti yani. Anladım Zülale. Yani biz bu konuya Bekir Beylerin kardeşiyle de iyi olmadığı noktasından geldik herhalde. Muhtar Bey'i hazırlar mısınız arkadaşlar? Şimdi
Muhtar Bey'le bir konuşalım. Çünkü hani o da olayı biliyor. Onun anlattıkları da biraz farklı. Olay yerini de görmüş. Hemen bir kartlarımı ben bulmadan... Ben hakkıma güveniyorum. Kumbur hakkıma Mehmet güveniyorum. Bursalı. Alamayı. Mehmet Bursalı'ya bir kulak verin efendim daha... Muhtar Bey'e lütfen. Ben 20 senedir tanıyorum. Kendi halinde ara sıra içiyor. Fakat kimseye bir zararı yok. Yalnız duyum aldığıma göre ailesinde sorunu var. Ailesiyle sorunlarından hiç size ya da çevresine bahseder miydi? Etmedi. Çocuklarından ağlaşıyordu yalnız o kadar. Fakat konuşmuyorlardı. Kendi söylüyordu. Mahkemelikiz. İki sefer mahkemesi geldi. Hatta hanımı da gelip almadı kağıtlarını da. Çocuklar da gelmedi. O gün gittim ben evine. Muhtar diyor ki ailesiyle de mahkemeleri var. İşte tartışmamız oldu. Evet, evet. Polis de çağırdı. Evet. Ben tartışmamız oldu. He. Mahkemeye gittim ben çekmeceye. Bir dakika. Sanki birbirimize davacı olmadık. Gülle Hanım bir ya, saniye. Bir saniye. Ya. Ama bir saniye. Yeter Hanım. Bir saniye. Serhoş başa demeyince polisi çağırdım hocam. Ne yani yapayım? Sizin polise kadar intikal eden tartışmalarınız var. Ne tartışma? Serhoş'un tartışması. İkimizi de aldı ötüyü. Hayır ben aldı, ama bıraktı. Şimdi az önce hani anlatmalarınızdan biraz daha ılıman bir portre çizildi ya. Ne yapıyordu bu adam da siz polisi aramazdınız? Ya bağırıyor, çağırıyor kapıda bacada. Ya eve sokmuyorlar. İşte değil. İşte de eve sokmuyorlar ya. Peki sonra neden mahkeme açıldı? Ya işte bir şey polise gittik ifade verdik ya çekmecede. Tamam. Polis bizi götürdü ifade verdik. Kim kimden şikayetçi oldu? Ondan sonra da hiç de şikayetçi olmadık. Ama mahkeme açıldı. Ben gittim ifade verdim. Davacımsın hayır. O da tamam. Gitti aynı. Size eğer davacı bir saniye yeter hanımcığım bir saniye Allah rızası için. Siz eğer birbirinizden davacı olmadıysanız demek ki kamu davası açılmış. Onu kamu davası işte. Açılmanın da şartları bellidir. Onu bilmiyorum yani işte. Yani şimdi durup dururken de kamu davası açılmaz. Mutlaka bir saldırı, bir yaralama, bir mala zarar verme olmalı ki kamu davası açılsın. Hayır. Ya onu bilmiyorum şimdi işte karı koca ama. Arasında eğer şikayetçi değillerse öyle iftiradan, küfürden falan savcı dava açmaz. Savcı o zaman siz eğer şikayetçi olmadıysanız kamu davası açmış. İşte bilmiyorum, onu bilmiyorum. Biz sonra hakim huzuruna çıktınız mı? Gitmemişler. Hakime gittin mi mahkemeye? Bir kere gittim. Ha gittiniz. Bir kere gittim. O zaman tam dava. Bir dakika ama o zaman birkaç kere de almadı diyor. Demek ki birkaç kere sizin aranızda dava var. Ama çok, çünkü ben ifademi verdim. Bana daha kağıt gelmedi ki. Mahkemeye gittiniz ne dediniz siz? Bir davacı mısın dedi. Davacı değilim. Yani poliste ifade verdin ayrı. Bir de adliyeye gittin. Çağırdılar, mahkemeye gittin. Bir kere gittim. Ben de adliyeye, sonra da o gittim. Bir dakika adliyeye savcının odasına mı gittin yoksa böyle mahkemeye çıktın mı? Hakim mi vardı? İşte bilmiyorum ki hocam. Hani böyle hakim oluyor, oturuyor. Adliyeye gittim de işte. Hayır. Bir odaya girdin. Tek odaya kişi... girdim evet. Tek odaya tek girdim. Tek kişiyle evet, konuştum. Tek kişiyle ne konuştum evet. Hı. Davacı mısın dedi. Hayır davacı değilim dedim. O dedim alkolden öyle bir tartışmamız oldu. O benden sonra da o gitti herhalde anladım. Bilmiyorum. Ama daha sonra Muhtar Bey diyor ki birkaç tane daha duruşma şeyi geldi diyor. Ondan i̇şte, haberiniz yok herhalde. Haberimiz yok işte. Biz çünkü biz sulh olduk diye şey ettik ya yani. Biz afet birbirimizi şey ettik ya. Gitmedim de ben bilmiyorum. O girdiğin odada hiçbir senin şey ifadeni alan kürsüde mi oturuyordu hakim? Yoksa kendi Müge masasında Hanım mı? Hanım oturuyordu işte. Müge Hanım gibi bir hanım oturuyordu işte. Masasında mı oturuyordu? Yoksa kürsüde mi? Hakimin oturduğu bir ayrı yer var. Hocam işte çekmecede bilmiyorum. Omuzunda şey var mıydı? Yok hocam. Cübbesi. Yok böyle Müge Hanım gibi bir adamdı işte hocam. Müge Hanım, cübbe yok muydu omuzunda? Yok. Bir daha bir demek şey daha söyleyeyim. Demek ki gitti ama bilmiyorum, eğer sadece şikayetçi olmuyorum diyorsa demek ki Muhtar Bey'in dediği başka bir şey. Çünkü birkaç tane davaları vardı. Ahmet Kılıç oradan gidecekti. Ahmet Kılıç gidecekti. Benim canım sıkıldı, moralim bozuldu, dayanamıyorum dedi. Çocuk gidecekti. Gül Hanım dedi ki bunlar hep tanış polis dedi. Bir şey olmaz dedi. Bırakmadı. Allah Allah. Bırakmadı, ben duydum. Nasıl? Tanış polis dedi. Bunlar hep dedi. Tanış polis dedi. Bir şey olmaz, gitme dedi. Nereye gidecekti Ahmet'i? Ahmet canım sıkılıyor dedi. Morali bozuktu. Her az üzgündü çocuk. Cinayetten sonra. Geziyordu. Cinayetten sonra o gece. He. O gece işte polisler dışarı doluydu. Ahmet çok üzüldü herhalde çocuk bilmiyorum. He. Gidecekti. Konuş, bu da dedi ki gitme oğlum dedi. Şüphelenler dedi. Bu konuş, dedi tanış polisler şimdi dedi. Sen konuşacaksın. Sıra sana dur Gülgün ben konuşacağım. Ya vallahi sana bir şey diyeyim mi Gül? Ben zaten kardeşim gitmiş. Gül hiçbir şey demiyorum. Ben bir başıma kalmışım. Ben ölmüşüm, yaralanmışım, ölmüşüm. Sen zaten bana da yaptırdın, ona da yaptırdın. Sana ne yaptırdın? Ben ne? Ben çok iyi biliyorum senin ne yaptığını. Bir şey söyleyeceğim. Siz nerelisiniz? He. Aynı yer. Aynı köylüyüz. Nerelisiniz? Tokatlıyız. Tokatlısınız. Anladım. Ya kendisini de çok seviyorum yemin ederim bak.
Yemin ediyorum eğer bacılarımdan ayrılsam sadece kardeşime bunu böyle zulüm ediyor diye yemin ediyorum ya. Hep çocuklarımı da çok seviyorum ya. Anladım yani Güllü Hanım yani şuraya gelirsek demek ki sizin zaman zaman polise hatta adliyeye yansıyan tartışmalarınız oldu. Bir kere. Bizim peki, kapıya geldi geleli belalı bu. Peki kim vardı polis geldiğinde hangi oğlunuz yanınızdaydı? İlyas yanımdaydı. İlyas. İlyas'ın kız arkadaşı vardı. Peki bu acaba Yeter Hanım'ın da anlattığı işte bıçaklama, delik deşikti. Hayır bıçaklama yoktu öyle bir şey yoktu. Hayır, ya paltosu delik deşikti başkası bıçakladı nereden bileyim bana getirdi paltoyu. Gittiğim adliyenin şeyi vardı orada. Kentiyi ben dikmeye getirdi bana ben görmedim ki. Kamil Obey'e büyük çekmece bakıyor değil mi? Evet. Yıkadım söküklerini diktim. Hayır, dedim ki ne oldu dedi ki şey o yok, gücü yetmiyor da dedi. Biz etine girmedi dedi. Anası da dedi vurdu dedi. Ben ne söyleyeceğim ama pardon. İlyas'ın niye gücü yetmesin ki İlyas? İşte madde kullandığı için serhoş oluyordu. Serhoş oluyormuş. O da madde kullandığı için gücü yetmiyor. Evet serhoş oluyormuş onun için. Yani kavga çıkarırsa gücü yetmiyor. Bana anası yardım etmese dedi. Ben kardeşimin dediğini diyorum. Ben görmedim ki. Ama bir şey söyleyeceğim. O sırada da Güllü Hanım ne yapar? Anca ayırır onları. Yani ne diyecek baktı ki o da çocuğuna vuruyor, çocuğunu kayırıyor. Ben olsam kardeşimi kayırırım yani. O da çocuğunu kayırıyor. Ben onun çocuklarını da suçlamıyorum. Sizin çocuğunuz var mı? Yok çocuğum. Onlar hep benim çocuğumdur. Hayır anladım. Hani mesela siz kendi kardeşimi diyorsunuz da tabii ki kardeş de çok kıymetli ama. Tabii ki Güllü Hanım kendi oğlunu önce. Tabii ki. Ben de olsam önce kardeşimi çekerim yani. O da oğlunu çeker. Ondan rahat konuşuyor geniş. Peki Mehmet Bey dinlemeye devam edelim. Konuşuyorum Allah sana vermiş. Gittim ben evine. Dedim Ahmet nasıl oldu oğlum? Ben de Muhtar amca dedi bilmiyorum dedi ne olduğunu. Araştıracağız, soruşturacağız dedi. Ve oğlum dedim annem burada yanında nasıl duymaz dedim ya. Hiç mi adam vurmuş bir ah demesi lazım. Ya annen de yanında sol tarafta nasıl duymuyor ben ona hayret ettim dedim. Nasıl bir darbe almış siz gördünüz mü olay sonrası? İki tane kalbinde vardı. Hemen kalbinde biri de altta. 4-5 tane şeyi vardı bıçaklanmış. O kadar biliyorum yani. Olay sonrası eve girdiğinizde evde dikkatinizi çeken sıra dışı bir durum var mıydı? Bir boğuşma izi ya da evde bir dağınıklık var mıydı? İki tane şey vardı. Bardak içilmiş ama kim olduğunu bilemem tabii ki. Masanın üzerinde iki bardak mı duruyor? Evet iki bardak duruyordu. Evet. Ailesinden nikah. Şimdi burada... Biz bir bardak biliyoruz. He? O iki bardak. Bak biz bir bardak biliyoruz. Evet, o iki bardak. Oğlunuz diyor ki ben bir bardak gördüm. Ben de öyle biliyorum. Evet. O iki bardak diyor. Biz Muhtar Bey de diyor ki iki bardak vardı ama kiminle içtiğini bilmiyorum diyor. Yok ama bardak yokmuş. Belki adam yanlış yaşıyor. Tek bardak varmış. Onu bilmiyor. Özür dilerim. O bir dakika Yeter Hanım. İki bardak bütün bilgimizi değiştiriyor. Yok işte yok, onu bilmiyorum ben Müge Hanım. Ben bir de ne biliyorum. Bir şey de çıkar ya, kontrol eden doktorların ne var önünde çıkar. Zaten dediler ki önünde bir tabak, o da şeyle, alüminyum tavayla, bir turşu tavayla, tabak var. Tavayla devir bir kere yemeğini yemiş kaldırmış adam. Gördüm. Turşu var. Neyi gördüm? Onu da şeyden almış. Ben girdim içeri, neye yalanı konuşuyor. Sati vermiş turşuyu da gelip gelip istemiş. Turşuyu tencereye koymuş, tencereyle, tavayla işte, devir. İşte tencereyle de masanın üstündeymiş. Yemeklerde yemiş kaldırmışmış, tezgahın üstüne koymuş tavalarını kızartmadan. İşte ben de onu diyorum, bir şey demiyorum ki. Tencere tava. Amcamın kızından istemiş almış. Canım turşu istiyor demiş, o da bu turşu vermiş, turşu da onda ölmüş. Ya turşu görmemiş, niye geçen gelinde verdi ya bir don turşu yedi. İstemiş, nereden bileyim, ama. İstemiş almış, belki amcamın kızı diye nazarmıştır. O da demiş, gel abi demiş, balık da var, kızartayım ye demiş. Ya. Balığı kızartmış, ye demiş, sonra komşunun söylediğini diyorum. Giderken de turşu koymuş, turşu da ondaymış işte. Kardeşin de elinden iniş gelmedik bir adam ya, yani. Güllü Hanım bir şey söyleyeceğim. Şimdi Yeter Hanım kardeşinin aslında düştüğü hale üzülüyor. Evet, onu öyle anlamak lazım. Üzülüyor da neredeydi? Gerçekten. Ya kardeşim yani, gitmedi. Ne istiyorsun? Siz de oğullarınız için endişe ediyorsunuz. Çocuklar sana niye küstü? Hala şuna söyledi içmesin. Hala kapıda baca babanı mısın? Tabii içersin yapmasın da. Tabii sizin yanınızda delirmesin mi? İyi ki kafayı yemesin. Hiçbir İçmesin zaman. Dövsün mü demedin mi? Hiçbir zaman. Çocuklar burada desinler. Bağlansınlar. Çocuklar bağlanırlar. Sadece bugün şerefinden tartıştım. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben hiçbir şey yemeyeyim. Ben seni çok sevdim. Biz röportaj. Ben seni yemeyeyim. Kurban olun. Bak bir şey söyleyeceğim. Seni şimdi Allah hani kurtarsın. Bir oğlun da cezaevinde ya. İnşallah. Şimdi sen ona, sen onun ister misin madde kullanmasını? Ben çektim, hiç kimse çekmedi. Müge Hanım, konuştum bu, konuştum. Anladın. Sen şimdi ona içme desen duruyor mu? Ama işte biz teselli arıyorduk, onda da teselli arıyordum, onda da onu ödürüm, hastaneye yatırıyordum. Bekleyecek gücüm yetmiyordu. Doğru. Bacısı Çiçek'e dedim ki, Çiçek geldi. Çiçek dedim, komşu... ...bitti Serhoş kafa.
Dedim ki Çiçek şunu bir doktora oturun Allah aşkına. Bu dedim bu azak dedim şey komşuyla dövüştü dedim. Bak köye havadis göndermiş. Köye havadis göndermişler ki köye vardım ben abimin çocuğu vuruldu köye ettim. Havadis göndermişler ki şey beni koca dostumla yakalamış da ondan sonra bekleyiş yan tarafa ayrılmış. Ben efendim şey oldu mu artık canım bu İşte geri geldim geri bekledim. Mu dedi. Onlar her şey der dedi. Bir o olsa da şimdi bir telefona bağla. Ha, ne diyeyim ama ne diyeyim. Elinize fırsat geçti. Vallahi o fırsat, fırsat geçirende çıksın meydana. Hiç fırsat geçmedi. Birlik beraber olsaydık o çocuklar da bizim hala yabancımız değil. Hala olabilirsiniz. Hala fırsatınız var. Yine o bak. Baksana tehdit ediyor beni. Yok yok hala olabilirsiniz. Bakın devam edelim. Bundan sonra konuşacaksın zaman, diyor. O zaman bileyim. Ne yapmışım ben kardeşim? Eve girdiğinizde evde dikkatinizi çeken sıra dışı bir durum var mıydı? Bir boğuşma izi ya da evde bir dağınıklık var mıydı? Bir tane şey vardı. Bardak içilmiş ama kim olduğunu bilemem tabii ki. Masanın üzerinde iki bardak mı duruyordu? Evet iki bardak duruyordu. Evet. Ailesinden mi kabahat, çocuklarından mı kabahat onu bilemem. Kamil Oba'da böyle bir şey olduğunu ben bugüne kadar benim yaşım 75. Allah aşkına hiç duymadık. Hayret ettim yani. Hayır öyle bir kişi de değil yani. Bilmiyorum artık düşmanım var. Çok arkadaşı var mıydı Bektaş Kılınç'ın? Geleni gideni çok olur muydu? Vallahi içkicini biliyorsun çok arkadaşı olur ama hangisi olduğunu bilemem. Sizce eve gelen hani hurda işi yaptığı yani sattığı aldığı ya da orada tanıştığı ya da içki içtiği birileri Bektaş Bey'i öldürmüş olabilir mi? Olabilir zaten onun peşi sıra halen oldu onu onun arkadaşları yaptı. İkisinin arasında ne olacak? Bizim düşmanımız yok bir şeyimiz yok. Aralarında ne var onu bilmiyorum. Ne kavgası etmiş olabilirler sizce? Bilemiyorum ki Müge Hanım bir bilsen yok, zaten. Yok yok hani mesela ne bileyim şundan dolayı soruyorum. Daha önce de bir hurdanın alışverişinde falan bir tartışma yaşanmıştı. İşte bizim çok bilmediğimiz ki, bir iş olduğu için. İşte bir bilebilsem. Haberi var ondan yok. Bir bilebilsem. Bir bilebilsem Müge Hanım ben de bir bilebilsem. Ama o zaman siz herhalde bu akşam işlenmediğini düşünüyorsunuz cinayetin. Yani eğer akşam işlenmiş hiç olsa. Hiç ama bilmiyorum. Siz duyardınız o zaman. İlla ki yani illa ki işte saatini bir bilsem ben bilmiyorum ki. Saat kaçta kaçta kaçta. Yani şimdi şu anlatılanlara göre etraf bu kadar derli topluysa. Eğer siz de hiçbir ses duymadıysanız. Yani çok özür diliyorum şöyle bir cinayet olmalı. Yani ben gelmeliyim hani siz şey olun Bektaş ya da Bekir ne diyorsanız. Ben de sizin arkadaşınızım geldim. Böyle yandan otururken kalbine sapladım gittim. İşte bilemiyorum. Yani ne bir kavga, bilemiyorum. Ne bir tartışma, bilemiyorum. Ne bir dağınıklık. Hiç bilemiyorum. Yanaşmasınları diye anca bizi suçlamayı biliyor sen. Hiç kimse yaklaşmasın konuşma, diye. Konuşma, konuş. Sen konuş. Sen ben konuşacağım, korkmuyorum konuş, senden. Konuş. Ölüsem kardeşimin yolunda ölüyüm. Konuş. He, zaten... Ondan sonra ana. Kardeşimi yedin, sıra bana geldiyse, aa buradayım. Ya korkacaksın ya. Ondan hiçbir zaman gelinlik yapmadık onu da ya. Benim. Sizle mi oturuyorlardı? Oturdum ben kardeşimle. Babam baş edemedi ayırdı ondan sonra yukarıda çocuğu evet. Çoluğu bıraktın gittin beni konuştun ha. Bir dinle sen. Bu şimdi konuşsun. Hep suçlasın beni. Ben bir durumu söylüyorum. Yaşayan sensin. Sen de olanları anlat. Ben bilmiyorum ki. Öyle sen de ne olduysa anlat. Çözek işte. Peki çok az bir zaman kaldı ama Yeter Hanım. Şimdi ben elimde şöyle benim. Bir belge var. Siz... Bunu söyleyeceğim, buna yarın devam ederiz. Bakın 9-11-2016'da, yani daha Bekir Bey hayattayken, evet. Hiç problem yokken, evet. Eşinizle ilgili, ayrıldığınız evet. Eşinizle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuşsunuz. Evet. Ve demişsiniz ki, boşandık fakat temizde olduğu için henüz kesinleşmedi. Yine eşimin aleyhine Gebze 1. Aile Mahkemesi'ne nafaka için açtım bir dava açtım. Evet. Duruşmadan çıktıktan sonra eşim benim peşime gelerek seni ve kardeşini evet. Senin ve kardeşinin ayaklarını kıracağım. Hı. Yataklarda kalacaksınız diye tehdit evet, etmiştir. Evet. Bu sebeplerden dolayı benim ve kardeşimin ve yakın akrabalarımın başına bir olay geldiğinde bu kişiden bilinmesine ve ayrıca sanığın bana yapmış olduğu suçtan dolayı hakkında yasal işlemin yapılarak cezalandırılmasını istiyorum demişsiniz. Cumhuriyet Savcılığına, Gebze Cumhuriyet Savcılığına verdiğiniz ifadede. İşte... Şimdi burası çok enteresan. Çünkü bu 11. ayda oluyor. Başka. Bir saniye. Cinayet 20 gün önce işleniyor. Sizin de böyle bir ifadeniz var. Cinayetten 2 ay önce bir suç duyurusunda bulunmuşsunuz ama tamam. Yarın devam edeceğiz. Yeter Hanım çok tamam. Özür diliyorum. Yarın devam edeceğiz. Reklama girelim. Program bitecek. Yarın inşallah görüşürüz efendim. Teşekkürler.